Herkese merhabalar. Son buluşmamıza hoş geldiniz. Biraz dramatik bir buluşma ama konuşacağımız konular daha umut dolu konular olduğu için tatlı ayrılacağımızı umuyorum. Her hafta dediğim gibi bu toplantıları kayıt ediyoruz. Ardından YouTube hesaplarımızdan paylaşıyor olacağız. Ek olarak da bu toplantı serisi Haklara Destek Programı kapsamında destekleniyor. Diyorum ve Feyzi Hoca'ya sözü bırakıyorum. Çok teşekkürler Deniz. Evet, Deniz'in dediği gibi vakit aslında ne kadar çabuk geçiyor. 11. toplantıya geldik. En son toplantı. Hepiniz de ümit ederim sizler faydalanmışsınızdır bu toplantıdan. Bizler hem Kim hem ben çok faydalandık. Çok da ayrıca da hoşumuza gitti haftada 2 gün gelip böyle sizlerle buluşmak, farklı konuları konuşmak. Bugün de ben de biraz kendimi şimdi şey gibi hissettim bugün. Yani bizim şimdi Türkiye'de tabii eğlence kavramları değişik. Bizim çocukluğumuzda gazinolar vardı. Gazinolara gidilir. Gazinolar fasıldan başlayıp yemekli gazinolar, ondan sonra astrolistten biterdi. Şimdi ben de kendimi bugün astrolist gibi hissettim. Sanki en son oturum. O yüzden o da böyle bir ayrı baskı yapacak herhalde. Ama bugün bu son oturumda Deniz'in dediği gibi biraz daha böyle ileriye yönelik olumlu Tülay Hocam da alkışlıyor. Astrolisti mi alkışlıyor Tülay Hocam bilemiyorum ama alkış hoşuma gitti. Şimdi bugün tabii biraz ileriye dönük, daha pozitif, daha olumlu bakmaya çalışacağız. Ben biraz süremi aşabilirim. Eğer aşarsam affınıza sığınacağım. Yani genelde 45 dakikada bitirmeye çalışıyoruz. Onu bitirmeye çalışıyorum. Birazcık geçersem benim kusuruma artık son fasıl olması sebebiyle bakmazsınız diye ümit ediyorum. Sizleri de çok bayıltmadan tadında bırakacağım. Ondan sonra da tekrar birlikte konuşur, tartışır, sorularınıza cevap verebiliriz. Bugünkü konumuz gene geçen hafta İlker Hoca'nın başlattığı tartışmaya devam ederek göçmen dayanışması, göçmenlerle dayanışma ve vatandaşlık hareketleri. Bugün yaptığım, yani yapacağım, size yapacağım sunum aslında bizim Kim Rygel'la birlikte son 5 senedir farklı Avrupa ülkelerinde yürüttüğümüz bir araştırmanın bulguları olacak. O araştırma üzerinde çalıştığımız araştırmayla ilgili bazı şeyleri paylaşacağım size. Ama bugün şöyle yapmak istiyorum. İlk başta biraz bir teorik ve kavramsal bir çerçeveden başlayacağım. Biraz bu vatandaşlık hareketlerini nasıl düşünmemiz gerektiğini yahut da bu araştırmada nasıl bunu kavramsallaştırıp ondan sonra hangi vatandaşlık hareketlerine konsantre olduğumuzu anlatmak için birazcık bir teorik ve kavramsal arka plandan bahsedeceğim. Ondan sonra o kavramsal arka plandan sonra bu vatandaşlık hareketleri üzerine biraz konuşacağım. Onun için şimdilik bu şey yapayım. Dur, beni host yapmamışsın şey. Deniz, bana akses verirsen şu şeyimi, PowerPoint'i koyayım buraya. Oldu mu şimdi? Heh, tamam. Şimdi bunu açalım. Görüyorsunuz değil mi siz? Şimdi bugün bu sunuma başlarken İki tane soruyla başlayacağım. Bu iki soru üzerinden giderek sunumu açacağız. Ondan sonra da bazı vatandaşlık hareketlerine konsantre olacağız. Bu iki sorudan bir tanesi, şimdi bu slaytların çoğu İngilizce, yani hemen hemen hepsi zaten İngilizce. Ben bunları motamot okumayacağım size ama çevireceğim. Yani sunum sırasında o slaytları Türkçe olarak sunumda zaten size söyleyeceğim. Daha sonra bunları da ben Deniz'e yollarım. Eğer Deniz paylaşmak isterse
bu slaytları paylaşabilir sizle. Ama ben tercüme ederek anlatacağım onları. Şimdi iki tane soruyla başlamak istiyorum bugün. Bunlardan bu birinci soru, ötekiyle birlikte yaşamak, yani bu öteki yeni gelen olabilir, mülteci olabilir, göçmen olabilir yahut da sınırlar içerisinde öteki olarak tanımlananlar olabilir. Bunlarla yaşamak, birlikte yaşamak niye çoğunlukla bir tehlike ya da tehdit olarak algılanır? Niye insanlar yeni geleni, mülteciyi, göçmeni yahut da kendilerinden farklı gördüklerini bir tehdit ve bir problem olarak algılarlar? Birinci soru bu, biraz üzerinde düşüneceğimiz. Ondan sonra buna bağlı olarak da bu sorunun biraz cevabını düşündükten sonra ikinci üzerinde duracağımız soru da bu yeni gelenle, farklı olanla, ötekiyle birlikte yaşamayı daha eşitlikçi, daha çoğulcu, daha katılımcı ve demokratik bir pratik haline nasıl sokabiliriz? Yani eğer ötekiyle olan ilişkimizin bir tehdit ve problem bağlamında algılanmasını istemiyorsak, bunu tekrardan eşitlikçi, çoğulcu, katılımcı ve demokratik bir pratik olarak nasıl düşünebiliriz? Bunlar tabii ikisi birbirine bağlı olan sorular. Birinci soruya cevap verdikten sonra ancak ikinci soruya da cevap verebiliyoruz. İşte bu sunumda da bu iki soru üzerinden ben devam etmek istiyorum. Şimdi bu birinci soruya baktığımız zaman, yani bu ötekinin tehdit olarak algılanması sorusuna, ben burada filozof Emmanuel Levinas'ın 1969 senesinde yazdığı Totality and Infinity, An Essay on Exteriority, yani bu tümsellik ve sonsuzluk, dışsallık üzerine bir essay diye yazdı. Kitaptaki ötekinden korku kavramı üzerinden yola çıkmak istiyorum. Burada Levinas biraz da sembolik olarak bize ötekine karşı duyulan korkuyu anlatıyor. Niye ötekinden, ötekini bir tehdit olarak algıladığımız üzerine biraz fikir yürütüyor. Ve burada diyor ki Levinas, bizim ötekinden duyduğumuz korku aslında bizi evimizde, evde otururken kapıya gelip kapıya çalan yabancıya karşı duyduğumuz korkudur diyor. Yani ötekinin bir tehdit olarak algılanmasını kendi evimizde, güvenli evimizde otururken birden kapıya gelip o kapıya vuran yabancıya karşı duyduğumuz aslında bu korkudur diyor. Ve bu korkunun temeline baktığımız zaman da aslında olan kapının çalınması değil, bu kapıyı çalan kişinin evimizde hak iddia edecek olmasından duyulan korkudur bu diyor. Yani güvenlikte, kendimi güvende hissettiğim mekanda otururken birden hiç beklenmeyen birisinin gelip kapıyı çalması bende bu eve karşı herhangi bir talebin yaratılacağını yahut da bu yabancının bu evde herhangi bir talepte bulunacağını yahut da benim huzurumu kaçıracağını yahut da benim güvenliğimi tehlikeye sokacağını hissettiğim anda işte bu ötekine karşı olan korku ortaya çıkar diyor Levinas. Ve bu korku hissedildiği anda, yani bu yabancıya karşı olan korku hissedildiği anda farklı reaksiyonlar tabii gösteriyoruz. Bunlar ya yeni gelene kapıyı kapatmak oluyor, yahut da yeni gelenin içeriye girmesini engellemek oluyor, yahut da tamamen ona kapıya bile gelmesine mani olmak oluyor baktığımız zaman farklı bu reaksiyonlar. Ve gene burada Levinas'ı biraz okuduğumuz zaman bu şeyde, makalede, bu yazdığı makalede, bu Türkçe'ye çevrildi mi bilmiyorum. Türkçesini görmedim bu Levinas'ın ama ben kapağını koydum burada. Çevrilmiş olabilir. Onun için yanlış bir bilgi vermek istemiyorum.
Ve Levinas bize burada diyor ki işte bu ötekine karşı duyduğumuz korku aslında bizim yani evin içerisindeki egemenliğimize olan bir tehdide karşı reaksiyonumuzdur diyor. Yani burada o yabancının gelip kapıyı çalmış olması aslında evin içerisindeki egemenliğe de o egemenliği de sorunlu bir hale getiren bir eylem oluyor. Burada tabii ev kavramını Levinas biraz sembolik olarak kullanıyor. Yani bunu çok farklı boyutlarda düşünebiliriz. Yani ev kavramını kimlik olarak düşünebiliriz, bireylerin kimliği olarak düşünebiliriz, farklı toplulukların aidiyetleri olarak düşünebiliriz, milli kimlikler olarak düşünebiliriz. Ama burada kullandığı ev sembolizmi kendini güvende hisseden, kendini aslında tam olarak hisseden ne olursa olsun bu topluluk, milli kimlik ya da birey orada ötekiyle ilişkiye girilme anındaki kırılmadan aslında bahsediyor ve bu kırılmanın yarattığı güvensizlik, tehdit duygusundan bahsediyor. İşte o tehdit duygusunun algılandığı yerde de yabancıya karşı yahut da ötekine karşı bir husumet, hasmaniyetin ortaya çıkmasıyla birlikte onun içeriye girmesini engellemek, onun kapıya gelmesini engellemek yahut da en kötü koşullarda içeriye alacaksak aynen benim gibi olursa içeri alacağını beyan ederek içeri alıyoruz. Levinas bize böyle bir sembolik çerçeve çiziyor ötekiyle ilgili, ötekiye karşı duyduğumuz korkuyla ilgili olarak. Tabii bu ötekine karşı olan korku tamamen modern zamanlarla ilintili olan bir şey değil. Baktığımız zaman insanlar birlikte yaşamaya başladıklarından beri, yani bir toplum hayatı söz konusu olduğundan beri farklı olanla ilişki, farklı olana karşı duyulan korku, farklı olanla birlikte nasıl yaşanacağı sürekli olarak zaten insan topluluklarını meşgul etmiş bir hadise. Ama biz bugünkü bağlamda bunu düşündüğümüz için, yani modern ulus devletlerin merkezinde olduğu bir sistemin içerisinde düşündüğümüz için biraz bugünkü koşullarda anlamaya çalışıyoruz Levinas'ın söylediğinin ne anlama geleceğini. Yani bu ötekine karşı duyulan korkunun ne anlama geleceğini. Bunu da birazcık eğer somutlaştırırsak, Levinas'ın daha sembolik düzeyde anlattığı yabancıya karşı duyulan, ötekine karşı duyulan korkuyu, yani modern zamanlarda ve ulus devlet bağlamında bu Levinas'ın bahsettiği korku nasıl ortaya çıkıyor sorununu birazcık somutlaştırırsak, bu korkunun ve bu korkuya verilen cevabın ben bunu üçlü sarmal olarak biraz adlandırıyorum. Böyle bir üç kademede çıktığını görüyoruz. Bu korku kendini tezahür ediyor, gösteriyor üç kademede farklı reaksiyonlarda. Bunlardan bir tanesi tabii, yani ötekine karşı duyulan korkunun ve ötekine karşı gösterilen reaksiyonun özellikle milli devletler bağlamında baktığımız zaman kültürel bir boyutu var ve bu tabii kültürel boyutu da milli kültürlerin ve milli kimliklerin kendi içerisindeki farklılıkları eriterek tekli kimlik yaratma arzusunun doğurduğu bir korku. Milli kimlikler çünkü kendi tarih ve çoğulculuklarını tek bir boyutta eritmeye çalışıp buradan tek bir kimlik yaratma arzusunda oldukları için sürekli içsel ve dışsal ötekiler üretirler. Yani bunu mesela Türkiye örneğinde baktığımız zaman Türkiye milli devlet döneminde sürekli olarak içsel ötekilerimiz vardır. Ermeniler, Yahudiler, Rumlar, bunlar hiç bitmeyen ötekilerdir. Kürtler hiç bitmeyen ötekilerdir. Aleviler ötekiler olur. Bunların ötekiler olmasının tabii sebebi kurulan milli devletin kültürel boyutları içerisine bazı kimliklerin uymaması, girmemesi yahut da dahil edilmemesi neticesinde
onlara farklı olan yahut da öteki atfedilir. Aynı şekilde milli devletler bu tekli kimliği üretmek için dışsal ötekiler de üretirler. Yine Türkiye örneğinde hatırlarsanız biz okula giderken de sürekli böyleydi. Bize Türkiye'nin etrafının düşmanlarla çevrildiği bir ülke öğretilirdi. Herkes düşmandı. Biraz da Türk kimliğinin solidifiye edilmesi, yani sağlamlaştırması o dışsal düşmanlara bağlıydı. Ama bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. Yani milli devletin kendini kurma ve milli kimliğin kendini kurma dinamiklerine baktığımız zaman zaten başka türlü olması mümkün değildir. Ama demokratik yönetişimi geliştirebilen ülkelerde milli kültürün bu tekleştirici fonksiyonu birazcık gemlenebilir. Ama Avrupa bağlamındaki tartışmalara bugün baktığımız zaman özellikle Avrupa bağlamında ötekine yahut da mültecilere yahut da göçmenlere duyulan şu andaki korku ve tehdit algısına baktığımız zaman aslında bunu birazcık böyle çok kaşıdığımız zaman altında gene ötekinin milli kültüre yapacağı, yani dışarıdan gelmiş olan bir ötekinin milli kültürü nasıl değiştireceği, nasıl tehdit unsuru olduğu üzerine kurulu aslında bir korku. Dolayısıyla bu kültürel boyut tabii çok önemli. Bir ikinci boyut, bunu da biz içselleyici, yani kapsayıcı ve dışlayıcı vatandaşlık pratikleri olarak tanımlıyoruz. Çünkü milli devletin gene yani içinde yaşadığımız modern zamanların daha önceki zamanlara göre bir farklılığı, kimin üye, kimin üye olmadığı, yani kimin bu milli devletin üyesi, kimin milli devletin üyesi olamayacağının haklar bağlamında, bir haklar çerçevesinde tanımlanmış olması. Dolayısıyla bu haklara sahip olmak ya da bu haklara sahip olmamak, kimin hangi haklara sahip olduğu, ben ve öteki arasındaki çok ciddi bir kırılmaya yol açıyor. O anlamda da zaten baktığımız zaman demokrasi tarihinde bütün ülkelerde ve vatandaşlık hakları, vatandaşlık haklarının genişlemesi yahut da vatandaşlık haklarının kısıtlanması, ötekinin kontrol edilmesi yahut da ötekinin yarattığı tehdit üzerinden kurgulanmıştır. Yani Amerika örneğine bakacak olursanız mesela kölelikten başlayıp köleliğin alaşağı edilmesi, ondan sonra sivil haklar hareketi, bu hakların verilmesi, kadın hareketi yahut da LGBT hareketleri yahut da farklı etnik grupların dahil edilmesi, bunlar tarih içerisinde haklarından mahrum edilmiş, öteki olarak ilan edilmiş fakat uzun bir süreç içerisinde bu haklar için mücadele etmiş ve ötekiliği tersine çevirmeye çalışmış olan gruplardır. Dolayısıyla vatandaşlık siyaseti de bir hukuki kategori olarak bizatihi bu ötekileştirmenin ve Levinas'ın bahsettiği ötekine karşı duyulan korkunun bir örneğidir. Son olarak bu üçlü sarmalın üçüncü sarmalı, bundan ilgili çok fazla durmayacağım. Çünkü bundan önceki zaten sunumlarda hem Alison Mounds hem Maurice Sterl, kim de bu konuyla, Kim Rigel de bu konuyla ilgili konuştu. Sınır kontrolleri, yani egemen devletlerin, ulus devletlerin sınırlarını kontrol etme hakkının yarattığı ötekileştirme. Dolayısıyla sınıra kimin geleceği, kimin içeriye girip kimin içeriye giremeyeceği, içeriye girenin hangi haklara sahip olacağı ve hangi aidiyetle kabul edileceği bir bütün olarak baktığımız zaman bu da aynı şekilde bu üçlü sarmalın, yani ötekileşmeye yol açan, ötekinden duyulan korkuyu arttıran etmenlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor ve bu üçü çoğunlukla birlikte çalışıyor. Bunlar el ele devam eden, yani milli kültüre karşı duyulan tehdit algısı,
ona karşı hissedilen tehdit algısı vatandaşlık haklarının kısıtlanmasını yahut da farklı vatandaşlık haklarının farklı farklı insanlara uygulanması yahut da kimin içeriye alınıp kimin içeriye alınmayacağı üzerine kararların verilmesinde etkili oluyor. Dolayısıyla Levinas'tan başlayıp biraz daha böyle soyut olarak başlayıp ondan sonra somuta indirgediğimiz zaman bu birinci sorunun cevabını vermek için yani ötekine karşı duyduğumuz bu korku nedir? Ve ötekine karşı duyduğumuz bu korku nasıl tezahür eder farklı boyutlarda somutlaştırdığımız zaman bugünün dünyasında işte biraz bu üçlü sarmal çerçevesinde görüyoruz bu korkunun tezahürünü. Peki farklı bakmak mümkün mü? Şimdi ikinci soruya geçersek yavaş yavaş. Yani buradan yola çıkarak bu üçlü sarmalın dışına çıkarak bakmamız mümkün mü? Ötekiyle olan ilişkimizi bir tehdit yahut da bir çatışma yahut da bir düşmanlık çerçevesinde bakmak yerine bunu daha barışçı, daha çoğulcu, daha katılımcı ve daha eşitlikçi bakabilir miyiz? Bu tabii ikinci soru. Bugün bizim içinde bulunduğumuz dünyada birden aklımıza gelmiş bir soru değil. Bu soru aslında daha önce de çok sorulmuş, özellikle modern zamanlarda sorulmuş bir soru. Ben burada gene birazcık tarihe dönüş yaparak kısaca Alman filozof Immanuel Kant'tan yola çıkarak bu sorunun başlangıcına gideceğim. Uluslararası ilişkiler çalışmış olanlarınızın belki bir dönemde çalışırken okuduğu kitaplardan bir tanesidir bu. Immanuel Kant'ın 1800'lerin başında 1795'te yazdığı Perpetual Peace, hiç bitmeyen yahut da sonsuz barış. Ve burada aydınlanma döneminden sonra ve farklı kültürlerin birbirleriyle iletişime geçmesi ve ulus devlet sisteminin yavaş yavaş artık kendini oluşturmaya başlamasıyla birlikte burada Kant'ın sorduğu soru yani sonsuz barışta bu farklı insan toplulukları bu dünya üzerinde nasıl yaşamalı sorusuydu. Yani birbirimizin evlerini ziyaret ettiğimiz zaman bu ziyaretin koşulları ne olacak diye sordu Kant. Ve o zaman tabii bu sorduğu sorunun bir anlamı vardı. Çünkü eğer tarihe yani o döneme bakacak olursak Kant emperyalizm ve sömürgenin de ortaya çıktığı bir döneme bakıyordu. Yani Avrupa toplumlarının dünyanın farklı yerlerine gidip buralarda toprak almaları ve buradaki yerleşik halkı yerlerinden etme döneminde yazıyordu bu yazdıklarını ve bundan aslında çok rahatsız olmuş bir felsefeciydi Kant. Baktığımız zaman mesela emperyalizm özellikle sömürgeye çok karşı olan bir felsefeciydi ve buradan çıkarak da evrensel misafirperverlik kavramını geliştirdi Kant. Yani bu sonsuz barışın temeli olarak. Ve orada söylediği de her ne kadar bugün bizim anladığımız gibi yani ben ve ötekiyle olan ilişkiyi bir ev sahibi misafir ilişki çerçevesinde tanımlasa da bu oyunun kurallarının neler olması gerektiği üzerine konuşuyordu. Ve orada Kant bu sonsuz barışta diyordu ki yabancının bizi ziyaret etmeye hakkı vardır ve bu ziyaret sırasında düşmanca davranılmaması gerekir. Herhangi bir düşmanca harekete maruz olmaması gerekir. Ama bizi ziyaret eden yabancının da bizim toprağımızda yerleşme yahut da bizim toprağımızla ilgili herhangi bir talepte bulunma hakkı olmaması lazımdır. Şimdi bunu iki türlü okuyabiliriz. Burada tabii baktığımız zaman o dönem içerisinde Kant'ın evrensel misafirperverliği bir sömürgecilik eleştirisi olarak karşımıza çıkıyor. Yani burada Kant dünyanın farklı yerlerindeki kültürlere giden Avrupalı yerleşimcilere diyor ki sizin oraları ziyaret etme hakkınız vardır. Orayı ziyaret ettiğiniz zaman düşmanca davranış görmeme talep etme hakkınız vardır.
ama orada yerleşme, o toprağı alma hakkınız yoktur. Dolayısıyla burada bir sömürgecilik eleştirisi yapıyor. Fakat bu sömürgecilik eleştirisini yaparken Kant aynı zamanda bu benle öteki, ev sahibiyle misafir arasındaki ilişkiyi gene bir benle öteki, gene böyle bir çatışma üzerinden kuruyor. Bunu anlayabiliyoruz tabii o dönemde. Yani o sömürgecilik döneminde bunun niye böyle kurduğunu. Ama Kant'ın daha sonra tanımladığı bu kozmopolitlik, birazcık bu evrensel hümanizma, gene hala bizim de problematik olarak algıladığımız bu benle öteki ilişkisi üzerine kuruluyor. Yani burada Kant'ın bize anlattığı kozmopolitlik biraz bizim ortak insanlığımız üzerine kurulmuyor. Onun yerine ben ve öteki, ev sahibiyle yabancı arasındaki ilişkinin minimal kurallarını belirliyor. Yani birbirimizin evine ziyaret ettiğimiz zaman, birbirimizin evini ziyaret ettiğimiz zaman birbirimizi yok etmeden yahut da geleni düşmanlık göstermeden yahut da ev sahibini de yerinden etmeden bu ilişkiyi nasıl düzenleriz sorunsalından yola çıkıyor Kant'ın evrensel misafirperverliği. Şimdi bu evrensel misafirperverlikten benim bahsetmemin sebeplerinden bir tanesi, daha 1700 senelerinde aslında geri gitmek değil ama hali hazırda bugünkü yabancılar hukuku, buna Cenevre Konvansiyonu'nu da dahil edebiliriz. Ve bütün uluslararası legal sistem, yani mültecilik ve göçmenliğin çerçevesini çizen uluslararası legal sistem hala daha aslında Kant'ın evrensel misafirperverliğinden etkilenmiş olan bir düşünce sistematiğidir. Yani bugün hali hazırdaki mülteci yasalarına baktığımız zaman hem ulusal hem uluslararası mülteci yasalarına baktığımız zaman burada Kant'ın izlerini görürüz. Kant'ın bahsettiği evrensel misafirperverlik kavramının izlerini görüyoruz. Bugün işte tam da bizim karşı karşıya bulunduğumuz sorun, bu aydınlanma felsefesinden çıkan dünya görüşünün, yani ben ve ötekinin ilişkisini minimal düzeyde yönetmeyi amaçlayan bu düşünce tarzının artık bugün bize yeterli gelmemesi. Yani bu Kant'tan çıkan evrensel misafirperverlik kavramının bugün karşı karşıya bulunduğumuz kompleks çoğulculuk yahut da nüfus hareketleri yahut da değişen nüfus kompozisyonlarında bize artık yeterli gelmemesi. İşte buradan başlayarak bir Kant'ın bu misafirperverlik kavramını ve Kant'ın düşündüğü daha ortak insanlığımıza dayanan bu kozmopolit bir düşünceyi farklı nasıl düşünebiliriz diye soru soruyoruz. Bizim de zaten bu yaptığımız son 5 senelik araştırmada çıkış noktamız buydu. Yani Kant'ın bize hala daha uluslararası hukukta çok fazla etkileyen Kant'ın evrensel misafirperverliğinden daha farklı bir misafirperverlik kavramlarına nasıl ulaşabiliriz diye. Burada da son yıllarda biz bunu çok konuştuk yaptığımız araştırmalarda ama başka şekillerde de gene bu göçmenlik, mültecilik, göçmen mültecilik ve misafirperverlik konusunda gene Fransız felsefeci Jacques Derrida'nın koşulsuz misafirperverlik kavramı gündeme geldi ve çok etkili oldu. Bu kitap Türkçe'ye çevrildi. Derrida'nın koşulsuz misafirperverliği bahsettiği kitabı On Cosmopolitanism and Forgiveness, kozmopolitlik ve affetme üzerine kitabı. Bunun Türkçe'ye çevrildiğini biliyorum. Baskısının olup olmadığını bilmiyorum ama bunun Türkçe çevirisini görmüştüm Türkiye'de.
Burada şimdi anlatacağım Derrida'nın kavramının niye önemli olduğunu, ondan sonra da daha özel örneklere gireceğiz. Çünkü tamamen bir kavramsal teorik tartışmayı boğmak istemiyorum sizi bugün, ama bu tartışmayı, yani bu kavramsal ve teorik tartışmayı yapmamın sebeplerinden bir tanesi de bu yeni ortaya çıkmaya, özellikle Avrupa'da çıkmaya başlayan vatandaşlık hareketlerini hangi çerçevede anlayabiliriz sorusunu arka plan oluşturmuş. Onun için burada Derrida'ya baktığımız zaman Derrida Kant'ın evrensel misafirperverlik kavramını alt üst ediyor. Hatta bir anlamda baş aşağı ediyor diyebiliriz. Çünkü Kant'ın evrensel misafirperverlik kavramına baktığımız zaman burada ev sahibiyle misafir arasında aslında bir hiyerarki olduğunu görüyoruz. Yani bu ilişki bir hiyerarşi üzerinden oluşan ilişki. Ev sahibinin kuralları koyduğu ve ev sahibinin aslında tek otorite olduğu bir ilişkiyi görüyoruz Kant'ın evrensel misafirperverliğinde. Halbuki Derrida burada koşulsuz misafirperverliği konuşurken ev sahibini tamami ve koşulsuz otorite olma noktasından çıkartıyor. Kuralların tek koyucusu, kuralları tek koyucu olan otorite olmak durumundan çıkartıyor. Onun yerine yeni gelenin de, misafirin de kuralların tanımlanmasına katkıda bulunacağı bir birlikte yaşamaktan bahsediyor. Dolayısıyla Derrida'nın söylediği, Kant'tan farklı olarak, eğer kapımıza birisi geliyorsa ve bu gelen içeriye giriyorsa, yeniden birlikte yaşamanın koşulları yeni gelenin de dahil edildiği bir ortam içerisinde kararlaştırılmalı. Yani artık bu ev sahibinin tek başına karar vereceği değil, yeni gelenin de bu sürece dahil edilmesi gereken bir düşünce olması gerekiyor. İşte bundan, yani koşulsuz misafirperverlikten bunu kastediyor. Artık ev sahibinin tamamen kontrol altında olmadığı ve ben burada Borodori'den biraz aktararak Derrida'nın bu farklılık üzerine tam neyi kastettiğini söyleyeceğim. Burada Derrida yeni gelenin sonsuz hakkından bahsederken burada ötekini şöyle tanımlıyor. Yani öteki beklenmeyen, davet edilmemiş olan, tamamıyla bir yabancı olarak kapımıza gelen, yeni ulaşan, tanımlayamayan, tanımlanamayan yahut da öngörülemeyen ve bu sebepten dolayı da tamamıyla öteki olan, yani bütün bu kavramlara baktığımız zaman tanımlanamayan, öngörülemeyen, birdenbire kapımıza çıkan ve bizden içeri girmeyi isteyen birisi ve bununla olan ilişkimizden bahsediyor ve bununla olan ilişkimizin nasıl düzenlenmesi gerektiğinden bahsediyor. Ve burada dolayısıyla koşulsuz misafirperverliğin bize söylediği misafirperverlik hareketi ev sahibinin uhdesinde değil, yeni gelenin, yani misafirin hakkı olan bir durum aslında. Yani misafirperverlik ev sahibinin bahşettiği değil, yeni gelenin hakkı olan bir durum. Bu tabii, ben burada biraz Derrida'nın bu söylediğini, yani burada hınzırlık yapıyor Derrida ve direkt olarak, yani aydınlanma düşüncesini çok da eleştirmiş bir felsefeci olarak, Derrida burada Kant'ın düşünce sistematiğini tamamen alt üst ediyor. Ve burada aslında bize yeni gelenle ilişkimizin nasıl düzenlenmesi gerektiği üzerine ipuçları veriyor. Şimdi burada diyebilirsiniz ki bu Derrida'nın bize söylediği birazcık çok artık sınırları aşıyor. Yani bize diyor ki evinin kapısını hiç bilmediğin birisine açacaksın ve bu içeri gelen senden birlikte bu evde nasıl yaşanacağına karar verecek. Ben niye bunu yapayım? Niye evimin kapısını bilmediğim birine açayım? Onu içeriye alayım, evimi paylaşayım. Evimi paylaştıktan sonra da bu yeni gelene bu evde nasıl yaşayacağımıza dair
birlikte karar verme hakkı vereyim. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Zaten bunu çoğu insan da böyle söylüyor. Ama burada Derrida'nın bize anlatmak istediği aslında biraz da düşünce sistematiğimizi değiştirmek. Yani bunu ev kavramından eğer daha geniş bir toplum çerçevesine çektiğimiz zaman burada ulus devletlerin tabii birdenbire kantçı perspektiften çıkıp Derrida'nın koşulsuz misafirperverliğini benimseyecekleri bir sisteme geçmeleri durumundan bahsetmiyoruz. Ya da en azından şu anda onu konuşmuyoruz. Milli devletlerin var olmaya devam ettikleri bir dünyada. Ama şunu konuşuyoruz, bireyler olarak, yaşayan bireyler olarak ve vatandaşlar olarak bizim ötekiyle olan ilişkimiz nasıl kurulmalı? Yani bunu ulus devlet seviyesinde kuramıyorsak, vatandaşlar olarak kapımıza gelen, bizimle birlikte yaşamak isteyen ötekiyle olan ilişkimizi nasıl tekrardan kurgulamalıyız? Bunu eğer bir tehdit olarak algılamak istemiyorsak, o zaman Derrida'nın bahsettiği koşulsuz misafirperverlikten bu ilişkiyi tekrar nasıl düşünebiliyoruz? İşte gene bizde ben araştırmaya dönersem, buradaki koşulsuz misafirperverlik kavramından yola çıkarak bizim araştırmamızda ve yaptığımız yayınlarda İngilizcesi transgressive cosmopolitanism olarak geçen, eğer Türkçe'ye tercümesi biraz zor ama Türkçe'ye de tercüme ettiğimiz zaman hudutsuz kozmopolitlik olarak çevirmek mümkün. Hudutsuz kozmopolitlik, sınır tanımayan kozmopolitlik. Ben arada sırada bazen biraz da provokatif olmak, belki biraz da işin içerisine espri katabilmek için haddini bilmeyen kozmopolitlik diyorum. Çünkü Kant'ın kozmopolitliği biraz böyle sınırlı, korkak, çekingen bir kozmopolitlikti ve biraz asimile etmeye yönelik bir kozmopolitik. Yani Kant dedi ki en kötü ihtimalle benim evime geldiğin zaman benim gibi olursan birlikte yaşayabiliriz. Benim gibi olmayı kabul edersen birlikte yaşayabiliriz. Biz de bu yaptığımız araştırmada bu hudutsuz kozmopolitlikte diyoruz ki benimle birlikte yaşayabilirsin, benim gibi olmana gerek yok. Birlikte yaşayabilmemiz için sen ve ben bir araya gelerek bu birlikte yaşamın koşullarını tekrar tartışmalıyız, yeniden kurmalıyız. Burada benim bugün için verdiğim okumalardan bir tanesi, bu konuda yazdığımız makalelerden bir tanesiydi. Bir de bu mutfak konusuyla ilgili, şimdi konuşacağım örneklerle ilgili bir mutfak örneği Guardian'dan bir şey vermiştim. Eğer onları okuduysanız orada zaten bu şeyin argümanın arka planını biraz daha görmüşsünüzdür. Ama daha ilgilenenleriniz için ben burada bu 4 tane ayrı bizim yayını koydum. Farklı şekillerde tartıştığımız, bu kavramı tartıştığımız yayınlar. Eğer her şey yolunda gider, iyi çalışabilirsek bu yaz sonuna da bu araştırma ile ilgili yazdığımız, kimle birlikte yazdığımız kitabı bitirme planımız var. Eğer her şey yolunda giderse inşallah o kitap da önümüzdeki sene çıktığında bunu çok daha detaylı tartışmış olacağız. Türkçe okumak isteyenler için de 2018 senesinde bizim İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın kültür sanat raporunu yazmıştık gene Kim Reigel'la birlikte ben. Orada gene bu hudutsuz kozmopolitlik kavramı üzerine biraz tabii orada sanat bağlamında baktık. Orada bunun geri planını çizmiştik. Türkçe okumak isteyenler için de o yayına bakabilirsiniz eğer ilgilenebilirsiniz. Ve şimdi biz burada bu koşulsuz misafirperverlik kavramından yola çıkarak dedik ki hudutsuz kozmopolitlik, buna baktığımız zaman bu nasıl bir şeydir ve bizim ötekiyle olan ilişkimizi nasıl belirler kavramına baktığımız zaman burada 3 kavram üzerinden yola çıktık. Yani 3 koşulu yerine getirdiğimiz zaman yahut da bir tavır olarak kabul ettiğimiz zaman o zaman ötekiyle olan ilişkimizin
Derrida'nın bahsettiği tarzdaki koşulsuz misafirperverlik çerçevesinden yeniden kurulabileceği argümanını yaptık. Bu üç koşulda birincisi çoğulculuğun toplumun vazgeçilmez bir öğesi olduğunu kabul etmek. Yani tekçi bir toplum yerine farklılıkların olduğu, farklılığın zenginlik olduğu ve çoğulculuğun olmazsa olmaz bir koşul kabul edildiği bir toplumun nüvesinin olmazsa olmaz bir koşul olacağını bahsettik. İkincisi gene baktığımız zaman bu hudutsuz kozmopolitlik konseptine, vatandaş olan olmayan, ben ve öteki yahut da yerleşik ve yeni gelen arasındaki hiyerarşilerin, yani kültürel, normatif ve hatta legal hiyerarşilerin reddedildiği bir davranış tarzının olmazsa olmaz koşul olduğunu söyledik. Yani ötekiyle girdiğimiz ilişkide bu hiyerarşiyi ortadan kaldırarak vatandaş, vatandaş olmayan, ben ve öteki arasındaki ilişkiyi kaldırarak, yani şöyle mesafeyle değil, birinin yukarıda birinin aşağıda olduğu değil, iki tarafında ben ve ötekinin birbirine yüz yüze, göz göze eşit olarak aynı mesafeden baktıkları bir yerden konuşmanın önemini bahsettik. Ve son olarak da bu bizim için tabii o çizdiğimiz çerçevede çok önemli bir kavram. Evet, bu yeni gelenle, yani ırk, etnisitesi, milliyeti ve dini kimliği ne olursa olsun, bu yeni gelenle girilen iletişim sonucunda aslında başka bireyler, yeni birileri olacağımız koşulunu kabul edebilmek. Burada aslında Levinas'a geri döndüğümüz zaman Levinas'ın ötekine olan korku biraz da aslında o ötekiyle girilen ilişki sonucunda değişmekten duyulan korku. Yani ya yeni gelen beni başka birisi yaparsa, işte biz burada dedik ki burada kimliğini kaybetmeden yeni gelenden girdiğin ilişkide yeni gelenden birlikte, yeni yaşama koşullarıyla birlikte de bir ortak yeni bulabiliriz. Hudutsuz kozmopolitlik biraz buna da karşı geliyor. Yani yeni gelenle birlikte yaşamanın bizi yeni bireyler haline getireceği, bizim onlara bir şeyler verebileceğimiz ve onların da bize bir şeyler verebileceği bir açıklık, bir kabul ediş durumu. Şimdi buradan sözü yavaş yavaş artık yeni vatandaşlık hareketlerine getireceğiz. Ve bizim bu araştırmada bulmaya çalıştığımız, yapmaya çalıştığımız, zaten önceden biraz da farkında olduğumuz bir durumdu. O da dedik ki Avrupa'da şu anda ortaya çıkmaya başlayan yabancı düşmanlığı, mülteci düşmanlığı, yeni gelenlere karşı dışlamacı tavırlar, bunlar mevcut. Fakat buna karşı farklı hareketler de mevcut. Ve burada işte bu bahsettiğimiz hudutsuz kozmopolitliğin izlerini sürdük. Çünkü yaptığımız argüman oydu ki bu ortaya çıkan yabancı düşmanlığına karşı işte bu Derrida'nın düşündüğü tarzda yahut da bizim burada tanımladığımız hudutsuz kozmopolitlik çerçevesinde oluşmuş olan vatandaşlık hareketleri yeni gelenle birlikte yaşama konusunda aslında Avrupa'da farklı alternatifler sunuyorlar. Ve bu araştırmada farklı Avrupa ülkelerinde bu alternatiflere baktık ve baktığımız bu alternatiflerde de şurada bahsettiğimiz üç koşulu takip eden, bunu içselleştirmiş grupları, örnekleri anlamaya çalıştık ve bunların etkilerine bakmaya çalıştık. Bunu da üç kategoride şöyle araştırdık. Bunlardan bir tanesi, yani bu kontak noktalarını düşündüğümüz zaman bu hudutsuz kozmopolitlik yahut da Derrida'nın bahsettiği koşulsuz misafirperverlik hangi koşullarda, hangi gruplar tarafından ortaya çıkıyor diye. Tabii burada başı çeken en önemli örnekler
Sanatla ilgili kurum ve kuruluşlardı. Sanatın aslında tabii böyle bir şeysi var, önemi var. Çünkü sanatın özüne biraz anlamına baktığımız zaman zaten sanat anlama üzerine, hayatı anlama üzerine, farklılığı, içinde yaşadığımızı anlama üzerine kurulduğu için her zaman zaten bu benle öteki ile ilgili olan ilişkide, yani bu korkuyla ilgili olarak her zaman zaten sanatın söyleyecek çok şeyi vardı. Ve bu konuda da sanatçıların özellikle son yıllarda Avrupa'da ortaya çıkarttığı farklı projeler, işte bizim bu bahsettiğimiz hudutsuz kozmopolitliğin ortaya çıkmasında yahut da onun geliştirilmesinde çok önemli rol oynadılar. Bir iki tane mesela ben örnek vereyim o nasıl çıkıyor diye, çünkü vakte de bakıyorum böyle bir 15 dakika içerisinde, çünkü bir 40 dakikadır konuşuyorum galiba, çoğunu da teorik kavramsal çerçeveye ayırdık. Hepsini öyle yapmayalım, biraz da bu vakaları konuşalım diye böyle kısa kısa geçeceğim, ama şimdi buradaki kültür projelerine bakmamız gerektiği zaman bunlardan mesela ilginçlerinden bir tanesi, biz bayağı inceledik bunu, Almanya'da şu sol tarafta Deutsche Welle'nin üzerinde konuştuğu Multaka projesiydi. Burada tabii Avrupa'da özellikle müzeler çok önemli rol oynadılar. Almanya'da mesela müzeler, yeni gelenlerin dahil edilmesi, yeni gelenlerin hikayesinin farklı perspektiflerden anlatılması konusunda çok önemli rol oynadılar. Burada da Berlin'de Multaka projesinde ve Berlin'deki müzeler Suriyeli mültecileri müzelere dahil ederek onların müzelerdeki, buna rehberlik tam olarak demeyelim ama, gelen grupları müzeleri kendi perspektiflerinden anlatarak gezdirmesi programlarını ortaya koydular. Bu ne demek oldu aslında? Suriyeli bir göçmenin, belki sanat konusunda uzman olan yahut da bu konuda uzman olan bir Suriyeli göçmenin Almanya ile ilgili kültürel referansları kendi perspektifinden Almanlara anlatması oldu. Bu tabii ötekiyle yeni gelen arasındaki işte bu hudutsuz kozmopolitliği düşündüğümüz zaman biraz aynen o çerçevede bir ilişkiyi ortaya çıkarttı. Çünkü müzeyi gezmeye gelmiş olan belki Almanlar burada kendi kültürlerini bir Suriyeli mültecinin anlatımından yahut da onun yorumlamasından dinlediler. Bu tabii baktığın zaman işte burada o tarihin dominant yahut da hiyerarşik tarihin alt üst edilmesi oldu. Bunun başka bir örneği mesela Berlin'deki mülteci turlarıydı. Biz o araştırma çerçevesinde bu turlardan bir tanesine katılmıştık kimle birlikte. Suriyeli mülteciler Berlinlilere Berlin'ini gezdiriyorlardı. Dolayısıyla Berlin'de, yani şu mesela, eğer şunu mesela siz kendi bağlamınızı düşünecek olursanız, Suriye'deki, Gaziantep'teki Suriyeli mültecilerin Gaziantep'lilere Gaziantep turu vermesi olarak düşünebilirsiniz bunu. Ve o turda yeni gelenin gözünden şehrin nasıl tanımlandığı, şehrin nasıl kurgulandığı aslında ortaya çıkıyordu. Gene bu baktığımız zaman işte bu hiyerarşinin, ben ve ötekinin arasındaki hiyerarşinin yok olduğu, aslında benim, o hiyerarşide yukarıda olan benim birdenbire ötekiyle aynı yere geldiğimiz bir nokta oldu. Bunlar çok, ve burada bunlar tabii az örnekler bahsediyorum ama sanat, özellikle müzeler Almanya'da bu konuda çok önemli rol oynadılar. Bizim gene üzerinde çok durduğumuz örneklerden bir tanesi şurada gördüğünüz sağ tarafta Marianne Felde sergisiydi. Bunu Bridge the Gap, aralığı kapat, aralığı yok et ismiyle kurulmuş bir sergiydi bu. Burada da Marianne Felde aslında bir mülteci misafirhanesi. Fakat ilginç bir misafirhane Berlin'de, çünkü tarihi itibariyle ilk başta Doğu Almanya'dan kaçıp gelen, Doğu Almanları misafir eden, Batı Berlin'de misafir eden bir misafirhaneyken, daha sonra Almanya dışından gelen mültecileri
misafir eden bir misafirhane haline gelmesi. Ama bir süreklilik var. Yani ilk başta kendi içsel mültecilerinden daha sonra dışsal mültecilere gelmiş bir noktada. Ve burada Bridge the Gap'te bu sergide Almanya'nın Doğu Almanya'dan gelen mültecilerin 1960'lardaki narratifiyle şimdi Almanya'ya gelmiş olan, onlar da işte Afganlar, daha sonra Suriyeli mültecilerin narratifini birlikte bir arada tutan ve aslında bizle öteki arasında hiçbir fark olmadığı, farkın çok önemli olmadığını gösteren bir sergiydi. Çünkü genel olarak baktığımız zaman Almanya'daki özellikle yabancı düşmanlığında mültecilerin yabancı, düşman, bize farklı olan, bizden farklı olan üzerinde kurgulandığını düşündüğümüzde bu sergi aslında Almanlara dedi ki mülteci biziz. Mülteci bizden farklı değil, mülteciyle bizim aramızdaki ayrım da farklı değil. Bu anlamda sanat çerçevesinde yapılan projeler çok önemliydi. Biz bu 2018 senesinde İstanbul Kültür Sanat Vakfı için yazdığımız o raporda farklı sanat projelerine aslında baktık. Yani eğer daha detaylı bilgi almak isterseniz onlara tabii bakabilirsiniz. Şimdi biz bunu representation'lar, yani temsiliyetler olarak koyduk araştırmamıza ve kültürel ve art, yani sanat projeleri burada önemliydi. Bir ikinci şey baktığımız mekanlar, yani mekanların dönüştürücü özelliği. Bu mekanlarda organize olmuş olan farklı vatandaşlık hareketlerinin nasıl hudutsuz kozmopolitliğe katkıda bulunduğu ve bu ben ve öteki arasındaki korkuyu ortadan kaldırdıkları. Burada baktığımız örneklerden bir tanesi Danimarka'daki Trampolin House'tu. Trampolin House, şimdi Danimarka örneği ilginç bir örnek. Çünkü Danimarka şu anda yabancı düşmanlığının ve ötekine karşı olan düşmanlığın, korkunun, hezeyanın en tepe yaptığı ülkelerden bir tanesi. Avrupa ülkelerinde çünkü farklı farklı yaklaşımlar görüyoruz. Yani popülist mesela hareketler yabancı düşmanlığını körüklerken mesela her zaman hükümetler o yabancı düşmanlığına teslim olmayabiliyor. Mesela Almanya'da Merkel'in davranış tarzı o anlamda çok önemliydi. 1 milyon Suriyeli geldiği zaman sınırları kapatmayıp yükselen popülizme rağmen biz bunu yapabiliriz dedi Merkel ve 1 milyon Suriyeli'yi kabul etti. Danimarka buna rağmen son derece kısıtlayıcı bir politika takip etti. Sadece popüler partiler değil ama hükümet nezdinde de baktığımız zaman. Ve o üçlü sarmala geri dönersek başta konuştuğumuz, yani o milli kimliğin tekleştirici özelliği, vatandaşlık politikaları ve sınır kontrolleri bağlamında mesela Danimarka tam da bu üçlü sarmalın son derece kuvvetli olarak ortaya çıktığı bir ülke olarak çıktı karşımıza. Sade dışsal tehdit anlamında değil, ötekiyle olan ilişkisini içsel tehdit olarak da kuran bir ülke oldu. Kendi içerisindeki etnik azınlıklar, Müslümanlar ve farklı göçmenleri de tehdit olarak algılayan bir ülke haline geldi Danimarka. Onun için ilginç bir vaka ve burada Trampolin House isimli bir kuruluşa, organizasyona baktık biz. Trampolin House'da mülteci ve göçmenlerin ve yerel halkın birlikte kurdukları bir organizasyondu. Biz burada çok detaylı görüşmelerde bulunduk ve bu motoları, yani kuruluş şeyleri, ana fikirleri diyelim buna, Trampolin House'un burası benim evim, burası senin evin, burası bizim evimiz ve bu mekanı biz paylaşıyoruz. Bütün felsefe zaten bunun üzerine kurulmuştu. Danimarka'da var olan aslında bu ortak sahiplik yahut da işte kooperatif
pratiklerinden de etkilenerek bu mekanı kurdular. Ve mültecilerle oradaki yerel mahalledeki halkın bir araya geldiği, kuralları birlikte kurduğu, birbirlerine destek olduğu ve dayanışmada bulunduğu bir hareketti. Buna bağlı olarak bir sanat mekanı kurdular. Ama bu mekanın içerisinde, Trampolin House'un içerisinde sürekli bir eşitlik üzerine kurulmuş bir ilişki üzerinden ortak sahiplik ve ortak yaşama oluşturmuş. Ve burada baktığımız zaman hem oradaki Danimarkalıları hem de gelmiş olan mültecilerle konuştuğumuz zaman burada Trampolin House'un bize gösterdiği çok önemli bir şey oldu. İlişki bir eşitlik düzeyinde kurulduğu zaman ve ötekini öteki olarak kabul edip ve o ötekinin ötekiliği üzerinden ilişkiye geçtiğimiz zaman aslında çok daha sağlıklı bir diyalog kuruldu. Şöyle bir örnek vereyim mesela. Avrupa'da özellikle Müslüman azınlıkla ilgili olarak birçok ön yargı mevcut. İşte onların demokrasiyle uyumlu olmadığı, özellikle Müslüman erkeklerle ilgili kadınlara yaklaşımının problemli olduğu, bunlarla ilgili çok fazla ön yargı mevcut. Bunların bir kısmının belki tanımlanabilir sebepleri de olabilir. Ama tabii ön yargıyla yaklaşıldığı zaman bu ön yargıların ne çözülmesi ne de ön yargıya maruz olan kişiyle tartışılabilmesi mümkün. Fakat burada Trampolin House'da mesela farklı kimliklerden insanlar bu konuyu çok rahat tartışabildiler. Yani niye mesela bazı Müslümanların kadın konusuna problemli olarak yaklaşılabildiği burada tartışılabildi. Çünkü burada güvenli bir ortam içerisinde insanlar konuşuyordu. Yani Müslümanlar burada mesela kendilerini saldırı altında hissetmedikleri için belki bazen savunma duygusuyla söyledikleri şeyleri söylemediler. Çok daha açık olabildiler. Dolayısıyla Trampolin House çerçevesinde yerel halkla yeni gelenler arasında son derece sağlıklı bir ilişki kurulabiliyordu. Ve orada o noktada Danimarka hükümetinin yeni gelenleri ötekileştirdiği, şeytanlaştırdığı, bir tehdit olarak koyduğu ortamda Trampolin House tamamen tersi bir etkide bulundu. O anlamda çok önemliydi. Gene bir ayrı örnek mesela biz baktığımız Über'den Tolerant'tı. Bu Türkiye'de de aslında denenen örnekler. Bu da mutfak projesiydi ama Über'den Tolerant'ın farklılığı burada mutfak projesi Berlin'de yaşayan Berlinlilerle mültecileri bir araya getirip bir mutfakta birlikte yemek pişirmekti. Ondan sonra birlikte oturup bu yemeği yemek. Şimdi bunlar basit örnekler gibi tabii görünüyor. Basit olmakla birlikte bunlar insanların birbirlerine karşı tavırlarını değiştirmekte aslında çok önemli kontak noktaları. Biz Über'den Tolerant'ı kuran Alman'la görüştüğümüz zaman bu fikrin nereden doğduğunu sorduk. Ve bize dedi ki orta sınıf Berlinliler mülteci misafirhanelerine gitmiyorlar. Çünkü oraya gitmekten çekiniyorlar, oraları çok yabancı mekanlar olarak görüyorlar. Ama ben dedi nasıl bir araya getirebilirim insanları diye düşündüğüm zaman dedi. İşte böyle bir hakikaten de gayet böyle çok güzel bir lokanta gibi sanki duruyor. İşte dedi bu bir sofra etrafında bir araya getirebilirim düşüncesinden yola çıktım. Ve dedi akşam bir akşam belli sayıda yeni gelenle belli sayıda Berlinli'nin bir arada oturup birlikte yemek yapıp konuştuğu bir ortam oluşturduk dedi. Bu tabii ortam bunun başlangıcı oluyor. Über'den Tolerant buradan sonra mesela mahalle örgütleri kuruldu, spor örgütleri kuruldu, sanat örgütleri buradan kurulan ilişkiler farklı yönlere yayıldı. Ama gene Über'den Tolerant'a baktığımız zaman şeyde de olduğu gibi, söyleyin adını, Trampolin House'da da olduğu gibi yeni gelenle oradaki Berlin'le arasındaki ilişki bir eşitlik düzeyinde başladı. Yani yeni gelenin yardıma muhtaç olan, hiyerarşide daha aşağı olduğu yahut da Berlin'den bir şey öğrenecek olan özne değil,
Berlinli ile yeni gelenin aynı düzlemde birbirlerine öğretecekleri ve birbirlerinden öğrenecekleri şeyler olduğunu varsayan bir düzlem. Ve aynı trampolin hasta olduğu gibi bu tabii insanların birbirleriyle çok rahat iletişim kurmasını ve birbirlerini anlamasını sağladı. Çünkü en büyük problem yani birlikte yaşamayı düşündüğümüz zaman ve Levinas'ın bu ötekine karşı duyulan korku kavramına geri döndüğümüz zaman işte aslında bu korku anlamamaktan doğan bir korku. Türkiye'de mesela Suriyelilerle ilgili olan ön yargılara baktığımız zaman bu ön yargılarının çoğunun anlamamaktan, bilmemekten yahut da anlamamayı reddetmekten ortaya çıktığını görüyoruz. Halbuki insanlar birbirlerini anlamaya başladıkları zaman o zaman o bu Levinas'ın bahsettiği korku da ortadan kayboluyor. Gene burada bunu biraz hızlı geçeceğim dediğim gibi çünkü vaktimiz artık azalıyor. Ve bu Über'den Teleran'ı kuran 30 yaşlarındaydı o zaman genç Alman. Bize dedi ki yani benim burada bütün yapmaya çalıştığım Almanya'da mülteci olayına tamamen kapalı olan bir grup var. Yani orada bir %30 var. Bizim bunları kazanmamız mümkün değil. Ne yaparsam yapayım. Ben bunlara mültecilerin bizlerle barış içerisinde yaşayacak insanlar olduğunu anlatamayacağım. Bir de bir %30'luk bir kesim var. Bu %30'luk kesim zaten onu kabul etmiş vaziyette. Mültecilerle herhangi bir problemi yok. Bunu kabul etmeye hazırlar. Ama ortada bir %40'lık kısım var. Bu %40'lık kısım bu tarafa da gidebilir. Bu tarafa da gidebilir. Şu anda ortada duruyor. İşte benim burada yapmaya çalıştığım ne kadar ufak imkanlar da olsa bu %40'tan mümkün olan en fazla sayıyı bu tarafa geçirebilmek. Popülizmin kucağına itmemek. Daha sonra Über'den Teleran çok daha genişledi, yayıldı ve bir ağ haline geldi Almanya'da. Gene mesela bir ayrı örnek, bunu daha hızlı geçeceğim. Bu da Sharehouse, Refugio and Cafe diye gene Berlin'de bir organizasyondu. Bu da büyük bir apartman, yani 6 katlı bir apartman dairesinde Almanlar ve mültecilerin birlikte yaşadığı bir apartman dairesinde alt tarafta da bir kafe işletmesi vardı. Yani aynı binanın içerisinde yaşayıp alt katta da birlikte yönettikleri kafeyle ilgili bir programdı. Burada da gene Über'den Teleran yahut da Trampolin House örneklerinde gördüğümüz gibi çoğulcu, eşitlikçi, farklılığı kabul etmeyen ve farklılıkla birlikte dönüşmeyi kabul eden bir model gördük Sharehouse Refugee'de. Son olarak da bu mekansal, yani ilk sanattı, yani temsiller üzerinden hudutsuz kozmopolitlik nasıl çıkıyor, ondan sonra mekanlar üzerinden baktık. Son olarak da encounters dediğimiz, yani bizim bu buluşmalar vatandaşlık dayanışma projeleriydi. Burada da İşte o sarmalın, o üçlü sarmalın vatandaşlık yani o ikinci katman üzerinden ortaya çıkan dışlamaya karşı çıkan gruplardı bunlar. Yani legal olarak kim vatandaş, kim ait olmayan kavramını reddeden organizasyonlardı ve bazı koşullarda hükümetlerin geçirdikleri yerel halkı mültecilere yardım etmekten dolayı cezalandıran yasaları reddeden kuruluşlardı bunlar. Bunlardan bir tanesi mesela Flüchtlinge, Alman kuruluşlardan bir tanesiydi. Bu da Give Refugees a Lift, yani mültecilere yardım etmek suç değildir. Mültecilere yardım et kavramıyla ortaya çıkan ve Macaristan-Sırbistan sınırında mahsur kalmış. Çünkü Macaristan ve Sırbistan sınırları kapattığı zaman özellikle Suriyeli mülteciler yürüyemediler sınırları. Almanya'ya gelemediler. Arabalarıyla gidip mültecileri alıp Almanya'ya getirdi birçok organizasyon. Şimdi bunlar aslında yasa dışı bir iş yaptılar. Çünkü Alman hükümeti sonra göreceğiz, Danimarka'da da aynı şeyi gördük.
Alman hükümeti bunu yasa dışı yapmış. Mesela İtalya'da da Lampedusa adasında İtalyan hükümeti yasakladığı zaman denizdeki göçmenlere yardım etmeyi, o adadaki fakir balıkçılar teknelere bağlayıp teknelere çıkıp Akdeniz'e çıkıp göçmenleri kurtardılar ve teknelerine el koydu İtalyan hükümeti. Fakat buna rağmen balıkçılar bunu yaptı. Çünkü balıkçılarla görüştüğünüz zaman dediler ki denizin kanunu denizde mahsur kalana yardım etmektir. Devletin koyduğu kanunu tanımam dedi ben. 500 yıldır ben bu kanunla yaşıyorum. Denizin üzerinde zora düşeni denizde kurtarılır. Denizin kanunu budur. Devletin koyduğu kanun denizin ötesine geçemez dediler ve bu balıkçılar deniz üzerinde mahsur kalan mültecilere kim olduklarına bakmaksızın yardım ettiler. Aynı şekilde bu Flüklift'te hareketinde bu Pen Collective bunu organize etti. Pen Collective ile biz görüşemedik çünkü yasa dışı olması sebebiyle kendilerini zaten çok fazla ortaya koymuyorlardı. Ama çok sayıda Alman arabalarında bu mültecileri gizleyerek Macaristan ve Sırbistan üzerinden Almanya'ya getirdiler. Son olarak da bir örnek yine bu encounters yani vatandaş örneklerinden bakmak istediğimiz Danimarka'daydı. Danimarka hükümeti sınırı kapattığı zaman Suriyeli mültecilerin bu yoğun geçişleri olduğu zaman birçok Danimarkalı teknesi olan Danimarkalı teknelerine binerek denizi geçip Almanya üzerinden göçmenleri Danimarka'ya getirdiler. Ve bu yardım eden Danimarkalılarla ilgili Danimarka hükümeti hukuki işlem başlattı. Şurada gördüğünüz resim bu Henrik Nielsen, Danimarkalı bir genç kadındı. Bu özellikle teknesiyle gitti, Almanları taşıdı. Benim sesim mi geliyor? Bir ses duyuyorum ama benden mi geliyor Deniz? Arkadaşlar, hayır. Burada şu iki tane resim görüyorsunuz ve bu dayanışmacılarla konuştuğumuz zaman bize dediler ki Danimarka hükümetinin aslında yaptığı ahlaki ve vicdani bir hareket değildir. Ve burada İkinci Dünya Savaşı'na giderek İkinci Dünya Savaşı'nda Danimarka vatandaşlarının Almanlardan, Nazilerden Yahudileri tekneleriyle nasıl kurtardığı örneklerini gösterdiler. Dediler ki aslında Danimarka hükümetinin yaptığı bizim kültürümüze ve tarihimize aykırı bir durumdur. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda da biz bunu yaptık. Naziler Yahudileri yok ederken biz teknelerle taşıdık Yahudileri, Musevileri Danimarka'ya. Aynı şeyi, aynı vicdani görevi şu anda burada yeni gelenlere, denizde mahsur kalanlara, sınırda mahsur kalanlara karşı yapıyoruz dediler. Aynı İtalya'da olduğu gibi yahut da Almanya'da olduğu gibi bunun yasal müeydesini kabul ederek göçmenleri buraya getirdiler. Şimdi ben bundan bayağı da aştım vakti. Bir saate geldik. Bir saatten kapatalım. Sizin de çok fazla sabrınızı zorlamadan. Ama burada şundan tamamlamak istiyorum. Yani baktığımız zaman netice itibariyle bu gördüğümüz bütün örnekler bizim işte burada bu hudutsuz kozmopolitlik ve koşulsuz misafirperverlik üzerinden bizim yeni gelenlerle, mültecilerle olan ilişkilerimizi nasıl düşünebileceğimiz konusunda bize örnekler veriyor. Şimdi Türkiye özelinde baktığımız zaman maalesef Türkiye'de bu türden organizasyonların, kuruluşların çok fazla olduğunu göremiyoruz. Bunun tek bir istisnası Kırkayak'tır. O anlamda baktığımız zaman yani burada bizim çizdiğimiz çerçeveye Türkiye'de hangi grup uyuyor, o prensiplerden çalışıyor dediğimiz zaman daha başka İstanbul'da bazı gruplar vardı. Bazıları kısa süreli oluyor, var oluyor, olamıyor. Ama Kırkayak çok uzun bir zamandan beri hiç çizgisini değiştirmeden aynı yani bu koşulsuz misafirperverliğin yeni gelenle ilişkinin nasıl kurulabileceği üzerine aslında
Türkiye'de de bunun nasıl olabileceğini bize gösterdi. Burada tabii ben buna daha önce de farklı toplantılarda, farklı yerlerde söyledim. Yani 40 ayak örneği şu an açıdan da ben önemli görüyorum. Bunu Türkiye'de yapabilmek çok daha zor. Yani Avrupa'daki organizasyonların bunu yapabilmesi çok daha kolay. Çünkü daha demokratik ve daha katılımcı ve belli hukuki çerçevelerde bunu yapıyorlar. Yani Danimarka'da olsun, Almanya'da olsun, bunu Yunan hükümeti de mesela yaptı, İspanya hükümeti de yaptı. Mültecilere yardım konusunda hukuki müeyyide de olsa gene takip edebileceğiniz yahut da harekete geçirebileceğiniz hukuki müeyyideler, demokratik yönetişim yolları mevcut. Maalesef Türkiye'de bu yollar şu anda mevcut değil. Olmadığı için de tabii ve merkezi hükümetin son derece kontrol edici bir yaklaşımı söz konusu olduğu için sivil toplum örgütlerine 40 ayak gibi daha farklı perspektiften buna yaklaşmak isteyen örgütlerin işleri her zaman zor oluyor. Onun için 40 ayağın tabii yaptığı çok önemli. Çünkü Türkiye'de yardım kuruluşu çok var. Yani charity dediğimiz yardım kuruluşları mevcut. Bunlar zaten ama bizim burada tanımlamaya çalıştığımız, yani bu hudutsuz kozmopolitlik üzerinden, koşulsuz misafirperverlik üzerinden tanımlamaya çalıştığımız tabii yardım üzerine değil, biz ve ötekiyle olan ilişkinin yeniden kurgulanmasına yol açan bir davranış tarzı. Onun da benim en büyük tabii dileğim bu örneklerin, 40 ayak örneklerinin daha fazla çoğalması. Ben bununla bitireyim. Hem size teşekkür edeyim dinlediğiniz için hem de sabrınızı da zorladığım için herhalde en uzun sunumu ben yaptım ama en son olmanın verdiği birazcık şeyle o hakka sığınarak belki uzun konuştum. Onun için hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınız, yorumlarınız, gözlemleriniz varsa onları da dinlemek istiyorum. Evet Fatma. Merhaba hocam. Çok teşekkür ederim sizin için. Bu bütün program için de çok çok teşekkürler. Çok faydalı oldu benim için. Ben hocam bir şey merak ediyorum. Bu anlattığınız bütün olumlu etkinlikleri, programları, kurumları düşündüğümüzde sizce bu kuruma gelen kişiler, özellikle yerli halk, daha böyle gerçekten farklılıkları açık olan kişiler mi? Yoksa yani ön yargılarını gerçekten gelip yenebiliyorlar mı? Ben ilk baş önceden, göç çalışmadan çok olumlu düşünüyordum. Yani insanlar birbirlerini tanırlarsa birbirlerine karşı ön yargılarının azalacağını çok inanıyordum. Ama bazen karşılaşmanın ve tanışmanın ön yargıları arttırabileceğini de gördüm. Ve bu benim moralimi çok bozdu yani, çok üzüldüm. Ben de sonra şunu düşündüm, acaba sadece bu programlara gerçekten daha böyle farklılıklara açık olan insanlar mı geliyor? Sizin düşüncelerinizi, gözlemlerinizi merak ediyorum. Fatma Nur, çok teşekkür ederim bu soru için. Çünkü bu aslında çok önemli bir soru. Yani bu sorduğum soru çok önemli bir soru. Çünkü yani bu buluşmanın yahut da bu bir araya gelmenin illaki birbirini anlamaya yol açacağını varsaymamamız gerekiyor. Senin de sizin de dediğiniz gibi aslında ona da yol açmaya da biliyor. Aslında belki ters de tepebiliyor. Orada önemli olan bu buluşmanın nasıl yapıldığı. Yani bu buluşmanın altyapısının nasıl hazırlandığı. Dolayısıyla dört kişiyi mesela bir araya toplayıp da hadi şimdi konuş dediğin zaman çok farklı tabii şeyler de ortaya çıkıyor. Onun için çok tabii iyi düşünülmesi gereken şeyler bunlar. Şimdi ben burada sizin sorduğunuz soruyu düşündüğüm zaman bu verdiğimiz örneklerde gelenlerin bazıları zaten bu konuda dediğiniz gibi açık fikirli olan kişiler. Yani zaten onunla ilgili öğrenmek isteyen. Ama hepsi de aslında böyle değildi. Mesela Uber'den Teleran'da bunu gördük. Mesela Trampoline House'un yöneticisiyle konuştuğumuzda çıkanlar. Bunlar mesela arkadaşlarının teşvikiyle gelenler.
yahut da hakikaten yani mülteciler konusunda ön yargıları olan ama bir burada bir bakayım en azından belli bir açıklığı göstermiş olanlar, o buluşmayı kabul edenler. İşte tam da bu bizim bahsettiğimiz yani altyapısı iyi kurulmuş bir ortamda, yani mesela Uber'den Tolerant'a baktığımız zaman, Trampolin House'a baktığımız zaman bunlar hep birlikteliğin koşullarının önceden tanımlandığı yerlerdi. Yani yeni gelenden öteki arasında. Yani bir araya geldiğimiz zaman belli koşullarda geliyoruz. Nedir bu koşullar? Birbirimizin eşit olduğunu kabul ediyoruz. Birbirimizi dinlemeyi kabul ediyoruz. Birbirimize hakaret etmemeyi kabul ediyoruz. Birbirimizin farklı yaşam alanlarına saygı gösteriyoruz. Dolayısıyla buraya gelen insanlar bunları zaten kabul ederek geldikleri için ve o ilişkiyi kurmak daha kolay oluyordu. Ama burada gene ben hep bu Uber'den Tolerant'ın kurucusu olan Alman arkadaşın sözlerine geri dönüş yapıyorum. Ne yaparsanız yapın değiştiremeyeceğiniz bir kitle her zaman var. Yani işte o %30'luk kitle. Orada zaten fazla bir şey yapmanıza da gerek. Çünkü ne yaparsanız yapın o da değişmeyecek artık. Ama çok büyük bir kitle, ön yargıları olan, belki mültecilerle ilgili, çok kötü şeyler söyleyen ama konuştuğunuz zaman onu değiştirebilecek olan insanlar mevcut. İşte bu türden organizasyonlar oraya hitap ediyor, o kitleye hitap ediyor. Ama o kitleyi kazanmak da o organizasyonun altyapısını iyi kurmakla ilgili bir şey. Ben burada bir anekdot anlatayım size. O anekdot da aslında Vural da bizle beraberdi Kilis'te. Yani çok bu insanların bu ötekinden olan korkunun aslında ne kadar çelişkili olduğunu da gösteriyor. Kilis'te bir manav dükkanında bir Kilisli kadınla karşılaştık. Gelini Suriyeliydi. Bu durumdan hiç memnun değildi. İleri geri konuştu Suriyelilerle ilgili. İşte mahvoldum, oğlum Suriyeliler evlendi, onu yaptı, bunu yaptı falan konuştu dedi. Yani bütün Türklerin Suriyelilerle ilgili ön yargıları neyse hepsini söyledi. Fakat sonra konuşmayı farklı bir düzleme çekti onu falan. Çocuğa da çok iyi bakıyor. Yani Allah için iyi bir insan dedi. Şimdi burada bir şey çıkıyor ortaya, değil mi? Yani bir çelişki çıkıyor ortaya. Yani bütün Suriyelilerle ilgili ön yargıları söyledikten sonra ah mezara girseydim de Suriyeli gelin görmeseydim dedikten sonra torunuma da çok iyi bakıyor. Allah günah yazmasın, çok da iyi insan deyince şimdi o aradaki fark, çünkü birçok insan bu aradaki çelişkiyi göremiyor yahut da kapatamıyor. İşte o aradaki çelişkiyi kapatmak bu bizim bahsettiğimiz türden ilişkilerin ortaya çıkmasıyla ancak oluyor. Yani aslında senin ön yargılı olduğun Suriyelilerle gelinin arasında fark yok. Aynı kişiden, aynı şeyden konuşuyorsun. Dolayısıyla o ilişkileri, o noktaları arttırdığımız zaman belli bir sayıda insan için o ön yargıları kaldırabiliyoruz ama onun nasıl yapıldığı çok önemli. Bütün esas zaten olay o. Bilmiyorum sorunuza cevap oldu mu bu? Evet hocam, çok teşekkür ederim. A1'in elini gördüm, sonra Tülay hocam vardı, sonra Selin. Evet abi. Evet hocam, merhabalar herkese. Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten bugünkü sunum çok güzeldi ve farklıydı. Böyle eğitim boyunca hep düşündüğüm şeydi bu. Acaba daha derin böyle mültecilerle ilgili daha derin çalışmalar var mıdır? Dünyada hiç denk gelmedim. Hep böyle olumsuz şeyler anlatıldı. Hep böyle ötekileştirmeden vesaire bu tür şeylerden anlatıldı ve beni hep bu içimi kapattı eğitim boyunca. Ama bugün gerçekten en azından umut verici örnekler verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bir göçmen olarak Türkiye'de yıllardır sürdürdüğüm yaşamda hep düşündüğüm şeydi bu aslında bir de. Şunu gözlemledim daima. Ne kadar ihtiyacımız var iki toplum olarak çok derin özellikle kültürel
projelerini. Ve aslında tam da burada soracağım. Size veya belki Vural Hocam cevap vermek ister. Ya da arkadaşlarımdan kimin bilgisi varsa gerçekten çok memnun olurum. Türkiye'de buna benzer böyle kültürler, projeler yürütüldü mü hiç? Hiç şahsen denk gelmedim. Varsa gerçekten öğrenmek istiyorum. Mutfak sektöründe çok projeler yapıldığını biliyorum. Ki hala mesela bugün bilmiyorum belki arkadaşlar da denk gelmiştir bu habere. Antep'te bir vişne kebabı kavgası başlamış. Antepliler ile Halepliler arasında kime ait diye. Bu da demek oluyor ki yani mutfakta bile gerçekten ne kadar ihtiyacımız varmış bu kaynaştıran projeleri. Ve varsa olacaksa ben bir Suriyeli olarak Hatay'da gezdirmek isterim sizlere. Kendi gözlerimle Antakya'yı anlatmak isterim sizlere ve arkadaşlara. Evet. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Belki tekrar bu arada konuşma şansım olmayacak. Sizi dinlemeye devam edeceğim. Onun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz emekten dolayı tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Abir. Ben bir kısa bir şey söyleyeyim. Sonra belki Vural'ın da bu konuyla ilgili söyleyeceği olabilir. Çünkü daha güncel gelişmeleri tabii daha iyi takip ediyor Vural ve Kırkayak ekibi. Dediğim gibi Türkiye'de bu örnekler daha az var. İstanbul'da bazı örnekler vardı, İzmir'de bazı örnekler vardı ama tabii sayıları az. Ama ben bunu daha önce de yanılmıyorsam belki gene Vural'la konuşmuştuk. Yani bunlar aslında yapılabilecek şeyler. Yani Suriyeliler, mesela Gaziantep, Suriyeli mülteciler kendi gözlerinden Gaziantep'lere anlatsa. Bizim o Berlin'de gördüğümüz ve aslında mesela şimdi burada Fatma Nur'un sorduğu soruya geri dönecek olursam yani bunlar riskli şeyler. Ya o riski zaten göze almanız gerekiyor. Mesela o Berlin turunda böyle bir yani böyle çok kolay bir tur değildi o. Çünkü Berlin'li Almanlar da o turda bir Suriyeli mülteciden dinliyorlardı Berlin deneyimini. Ve bazen hiç hoşlarına gitmeyen şeyleri de işittikleri zaman belli yerlerde mesela bir gerginlik olabildi. Daha defansif olabildiler. Ama kurallar iyi konulduğu için, altyapı iyi hazırlandığı için işte orada bir müzakere olabildi. Ama o önemli bir deneyimdi. Yani Berlin'de o konforlu hayatı yaşayan bir Berlinlinin şehri, bir Suriyeli mültecinin şehri nasıl algıladığı, onların da aslında hem kendi şehirlerine olan bakışlarını değiştirdi, değiştirmelerine yol açtı, hem de mültecilere olan bakışlarını değiştirmelerine yol açtı. Dolayısıyla gene yani Fatma Nur'un sorusunu düşünecek olursak o önemli bir soru. Çünkü o birleşmeler, bir araya gelmeler, bunlar her zaman risk içeren şeyler. Dolayısıyla o riski de çok iyi yönetebilmek gerekiyor. Vural, bilmiyorum eğer senin ekleyeceğin var mı? Yani bu bizim bahsettiğimiz türden, bu daha hudutsuz kozmopolitlik kavramına yaklaşan, bunu kendine şiar edilmiş örnekler çoğalıyor mu Türkiye'de? Senin gözlemlerin nedir? Yani aslında 2-3 yıl önce bana göre daha fazlaydı ya da pandemide biz çok görünür değil ama özellikle İstanbul'da sanatçı inisiyatiflerinin olduğunu biliyoruz, mutfak yanı sıra şey olarak. Yani diğer yandan tabii Türkiye'de çok fazla Suriyeli sanatçı da Suriyeli mülteci sanatçı da kalmadı. Örneğin biz 2013'te, 2014, 2015 yani 2018'e kadar aslında birçok Suriyeli sanatçıyla birlikte çalıştık. Daha hala da çalıştığımız arkadaşlarımız var. Yani örneğin Kırkaya'nın bütün tasarımlarını, materyal tasarımlarını hala Suriyeli bir sanatçı yapıyor yıllardır. Bizim organize ettiğimiz özellikle mutfak programımız kapsamında bu bir arada yaşam atölyeleri gibi organize ettiğimiz şeyler vardı. Tabii şöyle bir şey aslında, belki ben şimdi az önce arkadaşlar konuşunca öyle şeyi düşündüm.
Şimdi biz kendimizi sivil toplum örgütü olarak tanımlıyoruz ama bir de göç alanında işte sivil toplum örgütü olarak kendilerini tanımlayan aslında bu insani yardım alanında çalışan ya da koruma alanında çalışan kurumlarla bizim gibi kurumlar birbirinden farklı. Yani biz birlikte yaşam pratikleri yaparken aslında bizim gibi kurumların gönüllüleri çok. Yani biz diğer kurumlar böyle işte sadece çalışanları onları ziyaret ederken bizim çeperimizde bir gönüllüler var. İşte kültür sanat aktivitelerimize katılan kişiler var. Biz o yüzden gelenlerin o ön yargılarını aşabilecekleri ortam biraz daha böyle bir ortam. Diğer sivil toplum örgütlerine insanlar ihtiyaçları olduğu için gidiyorlar. Yani gönüllü birliktelikler değil oradakiler. Evet. O yüzden ön yargılar belki de aşılamıyor, şey olmuyor. Yani bizim gibi kurumlarda etrafımızdaki, ya ben şunu düşünüyorum. 40 ayağa gelen gönüllülerin mültecilere karşı ön yargıları değişirse bile bu büyük, çok büyük bir şey ve onu görüyoruz. Ama diğer taraftan da tabii şöyle bir şey, yani işte sosyal medya paylaşımlarımızda, ondan sonra festivalde, çünkü biz hep hem Arapça kullanıyoruz hem de çok dilli gösterimler yapıyoruz. O paylaşımlarımızın altındaki küfürleri yani haddi hesabı yok. Mesela geçen bir kısa bir video animasyon 40 ayakla ilgili STGM hazırlamıştı. Sizinle de paylaştım sanırım. Yani orada böyle bize edilmedik küfür kalmadı şey olarak. İşte siz de defolun Suriye'ye gidin onlarla birlikte. En şey olan, hafif olan buydu şey olarak. Benim için ilginç olan bir şey, yani arkadaşlara da şey yapmadım. Bir dönem 2014'te falan böyle Suriyeli arkadaşlarla konuşurken işte kenti tarif ederken onların kenti farklı tarif ettiklerini, farklı yerleri farklı adlarla böyle adlandırdıklarını fark etmiştim. Mesela adam şey diyor, bir arkadaş işte arkadaşla görüşeceğiz, nerede görüşeceksiniz? Devrim Caddesi'nde diyor. Ya Antep'te Devrim Caddesi yok ki diyorum size şey olarak. Diyor var, nasıl yok? Ya yok öyle bir şey diyorum. Mesela Sanko Park'ın olduğu o caddeye Suriyeli arkadaşların Devrim Caddesi dediklerini, yani kendi yeniden tanımladılarken kendilerine göre tanımladıklarını, isimler koyduklarını öğrenmiştim. Çok şaşırmıştım şey olarak. Hatta sonra bu sanırım İstanbul'da bir projede şey oldu. İşte o sokak tabelaların altında mültecilerin koydukları sokak adlarını da yazdığı bir grup şeyi olarak. Diyeceklerim bu kadar şimdilik. Çok teşekkürler. Evet, onu aslında Berlin'de de gördük biz. Özellikle Suriyeli mülteciler Berlin'de de belli alanları yeniden isimlendiriyorlardı. Dolayısıyla konuşurken mesela şimdi adı aklıma gelmiyor. Belki kim hatırlar. Bilmem ne meydanında buluşalım diye, öyle bir meydan yok. Ama o meydan oraya yeni verilmiş olan aslında bir isimdi. Onu Berlin'de de tabii gördük. O sosyal medya konusunda da onun tabii altını da çok okumamak gerekiyor. Çünkü bir yandan yani sosyal medya çok fazla sesin çıktığı ama çok da temsili de olmayan bir yer. Yani çok kısıtlı bir temsilin olduğu bir yer ama tabii insanın da sinirini bozan bir şey öte yandan. Ama maalesef her yerde sosyal medyanın fonksiyonu biraz öyle. Tülay Hocam, sizin eliniz vardı, sonra da Selin'in elini gördüm. Hocam merhaba, arkadaşlar merhaba. Hakikaten muhteşem şiir gibi bir anlatıydı. Çok teşekkür ediyorum. Bütün bu projede muhteşemdi. Sizlere, Kim Hoca'ya, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Şunu söylemek istiyorum. Birincisi, evet, tabii A1, yani gelsin herkes. Sen zaten A1
geleceğin Türkiye'deki başbakanı, onu söyleyeyim bir kere. Suriyeli bir kadın başbakanımız olacak. Ama önce belki abi o güzel evinde Feyzi Hoca'yı ve Kim Hoca'yı ağırlamak istersin. Çok güzel ağırlıyor. Paris'ten şampanyayla, onu söylüyorum. Evet. Bunu geçiyorum. Seve seve hocam. Hepinizi beklerim. Gerçekten çok da sevinirim. Yalnız bu başbakanlık konusunda biraz tereddütlerim olabilir yani. Türkiye zor. Türkiye'de zor bir iş. Ben onu daha şanslı. Neyse, bu akademik alanda kalayım, daha mutlu olurum yani. Öyle yaparız hocam. O zaman. Bu Tülay Hoca'nın dediği gibi, inşallah bu pandemi işi bittikten sonra bu grubu hep birlikte bir masanın etrafında toplarız. Bir araya geliriz. Çünkü dediğim gibi bu Zoom'un iyi tarafı böyle uzaklarda olanların bir araya gelmesi. Ama bir masanın etrafında toplanmakla aynı olmuyor. Bu pandemi geçip de tekrar geri dönünce inşallah onu da yaparız. Onun için Tülay Hoca aslında İnşallah. İyi söyledi yani. Şimdi hocam benim evet. Derdim şu. Yani bu aylardır kafamı da biraz kurcalıyor. İşte Kant şunu dedi, Derrida bunu dedi. İşte siz tabii çok daha derin biliyorsunuz. Ben aklım erdiğince düşünüp çiziktirmeye çalışıyorum. Sizin kadar olmasa da. Ama bir şey kaçırıyor muyuz hep acaba? Ruh bilim, psikoloji, insanların ruhsal durumları ya da göçün ruh bilimi, yani biraz aslında esas konu ya da bakmamız gereken bu değil mi? Yani buna sosyal psikoloji de katabiliriz. Bu kafamı aylardır kurcalayan bir konu benim. Acaba siz ya da 40 ayaktaki arkadaşlar ya da şu anda burada olan arkadaşlar, bilemiyorum bununla ilgili ne düşünüyorlar? Çünkü aslında insan davranışları, biz şöyle saptamak istiyoruz. İşte bunlar Suriyeli, bunlar Türk, bunlar vesaire. Buna hepimiz, yani ben şahsen karşı da çıksam yapıyorum. İşte ben fikir işçisiyim, başkası seks işçisi, başkası bilmem ne. Yani buna şey nasıl yaklaşıyor, literatür nasıl yaklaşıyor? Yani bu konuda acaba ne yapabiliriz? Hakikaten bir çalışma yapabilir miyiz? Belki bu çok sonranın konusu ama benim bu aylardır, hatta yıllardır kafamı kurcalıyor. Belki de yeri geldi diye soruyorum. Çok teşekkür ediyorum herkese emeği için. Teşekkürler Tülay Hocam. Tabii burada yani bu parmak bastığımız konu şu açıdan önemli. Yani bu tartıştığımız bütün şeyleri biraz disiplinler arası tartışmamız gerekiyor. Yani o anlamda sosyal psikoloji, bunun psikoloji boyutu da çok önemli. Bu konu üzerinde zaten sosyal psikologlar da çalışıyorlar. Yani mikro düzeydeki insan ilişkileri. Yani biz mesela daha felsefi anlamda bu ötekiyle ilgili olan korkunun nasıl kurgulandığını düşünürken, yahut da yani bu Derrida'nın bahsettiği tarzdaki bir koşulsuz misafirperverliğin koşulları ne olmalı diye sorduğumuz zaman, yani bu aslında bizi biraz belki Fatma Nur'un sorusuna da götürüyor. Yani oradaki birebir ilişki olduğu zaman, yani bu karşılaşma olduğu zaman bunun psikolojisi nedir? Değil mi? O da tabii çok önemli. Yani uzun yıllar birbirine karşı ön yargıyla yaşamış olan insanlar, o ön yargıyı birdenbire bu karşılaşma olduğu zaman nasıl kaldıracaklar? Bunu sadece siyasi bir soru olarak cevaplayamayız. Yahut da sosyal bir, çünkü siyasi bir sorudur, sosyal bir sorudur. Ama dediğiniz gibi yani bunun psikolojik boyutu da vardır. İnsanların tehdit algılaması vardır. O tehdit algılamasının yani hiç şüphesiz psikolojiyle ilgili olan kısmı vardır. Sosyallikle olan kısmı vardır. Çünkü onun için burada tabii disiplinler arası çalışma yahut da disiplinlerin arasındaki diyalog çok önemli.
Bazen çünkü aslında burada önemli bir şeye parmak bastınız. Mesela biz siyaset bilimciler olarak her zaman sosyal psikologların bu konuda ne dediğini de bilmeyebiliyoruz. Yani onu bilmemekte yahut da mesela sosyal psikologlar çok daha mikro açıdan bakarken bunun sosyal ve siyasi boyutlarını göz ardı ediyorlar. Onun için dolayısıyla bu türden projelere baktığımız zaman tabii bu disiplinler arasındaki diyaloğu teşvik etmek çok önemli. Yani o noktalara da bakmamız tabii çok önemli. Çünkü insanların gösterdiği bazen bizim rasyonel olarak tanımlayamayacağımız belki duygusal tepkiler de olabiliyor. O tepkilere karşı mesela ne türden cevaplar veriyoruz? Bunun cevabı siyasi olmayabilir. Bu cevaplar mesela sosyal psikolojiden de tabii ki gelebilir, gelmesi de gelebilir, gerekebilir bazı yerlerde. Çok teşekkürler. Selin'in sorusu vardı. Aslında hocam soru değil ama evet. Hani Fatma Nur umutsuzluk deyince ben böyle bir pozitif birkaç anekdot eklemek istedim aslında. Biraz ihtiyacımız oluyor. Aslında siz çok güzel toparladınız zaten hani bu karşılaşmanın niteliği ve hani ne şekilde gerçekleştiği üzerine. Hani biraz da sahadan desteklemek adına da böyle yaşadığım birkaç örneği de vermek istedim. Ya şimdi hani bir sosyal uyumdur gidiyor biliyorsunuz. Sanki bir grup insanı işte Türkiye'li, Suriyeli bir araya getirip de sinemaya götürünce veya bir eğlence etkinliği yapınca hani bir kaynaşma olacakmış gibi bir varsayım oluyor. Oysa insanlar burada kesişmiyor bile. Çünkü başka bir şeye odaklanmış oluyorlar. Bir paylaşım da olmuyor. Ya böyle şeylerde de bulundum. Hani sonrasında işte biraz daha hani şey etkinlikler de oluyordu. Hani bir bilgilendirme toplantıları, hani mülteci nedir, ne değildir vesaire gibi. Çok ulusalcı bir grup kadına bunu anlatmaya çalıştığımda çok zorlanmıştım ve o Fatma'nın dediği gibi hani umutsuzluk kapladı ama yani Feyzi Hocam sizin de dediğiniz gibi o %30'luk şeye bir kesime gerçekten ulaşmanız mümkün değil ve zaten ben orada özne de olmadığım için aslında neyi ne kadar aktardığım da çok tartışılır. Şimdi biz mahallede kadınlarla çalışıyoruz. Hem Suriyeli hem Türkiye'li. Şimdi kadınlar aynı yerde yaşıyorlar bir kere zaten. Bu başlı başına bir ortaklık gerektiriyor ama burada da çok büyük önyargı var tabii ki. Başta ya Suriyeliler de mi olacak falan diyen bir kadın şu an mesela başka bir çalışmada Suriyeli arkadaşlarından ekip arkadaşları olarak görüyorduk. Destek alıyor. Şimdi hatta onların da etkinliği vardı böyle. Böyle çok güzel yorumlar geliyor. Tam da güzel denk geldi. Yani aslında bu ilk günde olmadı tabii. Bu kesişme zaten aynı yerde yaşamak ve hani belli bir zamana yayılan bir çalışma oldu. Hani bir araya gelmek ve bir araya konuşmakla alakalı. Ama gerçekten o değişimin mümkün olduğunu çok çok görüyorum ben. Ya o kadın ailesini değiştirecek. İşte başka biri kötü bir söz söylediğinde mahallede çünkü çok Suriyeli yoğunluğu var. Onu uyaracak. Her neyse ya bu böyle gerçekten bir şey kartopu gibi büyüyen bir etki oluyor. O yüzden hani umutsuzluğu kaybetmeyelim diyorum. Evet, evet doğru. Bence de çok iyi bir saptama yaptınız yani. Dediğim gibi bu türden karşılaşmaların, bu türden buluşmaların sonucunu önceden her zaman kestirmek mümkün değil. Yani bunlar sonucu bir araya getirdiğimiz zaman insanlar bir... O çünkü aslında biraz naiflik oluyor tabii. Eğer dersek ki yani insanları bir araya getireceğiz, bir araya getirir getirmez şimdi aman birbirlerini sevecekler, kaynaşacaklar, birbirlerine sarılıp hemen kardeş olacaklar. Öyle olmuyor tabii yani. Hatta bazen bunlar çok zor evrelerden de geçebiliyor. Yani insanlar belki o birleşme, buluşma, mesela bunu Trampolin House'da gördük. Her zaman böyle neşeli birlikte olma değil, bazen tansiyonların olduğu, çatışmaların da olduğu... Ama bütün bunların yani o çıkan çatışmaların ve tansiyonların bir güven içerisinde yani güvenli bir ortam içerisinde ve karşılıklı güven ortamı içerisinde çözülebileceği yerler olması gerekiyor. Bizim tabii Türkiye'deki en büyük şanssızlıklarımızdan bir tanesi sorun çözme konusunda çok başarılı bir ülke değiliz. Yani sorun çözmek yerine sorunları çatışma haline getirmek eğilimimiz var. Burada belki gene Tülay Hoca'nın dediği gibi bunu sosyal psikoloji bölümü de
vardır. Bir anlaşmazlık çıktığı zaman bunu mesela konsensüse nasıl götürebiliriz yerine bu anlaşmazlığı nasıl büyütebiliriz? Çünkü birimizden birimizin kazanması gerekiyor. Çünkü sürekli olarak ya benim ya ötekinin kazandığı bir düşünce sistemi içerisinde oluyoruz. Halbuki benim ve ötekinin de kazanacağı bir düşünce sistemi bazen benim istediğimin illa olmayacağı, karşısındakiyle birlikte taviz ve mesela biz Türk kültüründe taviz vermek çok kötü bir şeydir. Taviz verirseniz perişan olursunuz. Halbuki taviz vermek, yani bu taviz verme kavramının kötü bir konnotasyonu vardır Türk düşünce sisteminde. Halbuki taviz vermek, yani bir sorunu çözmek için karşındakinin de aslında bir hakkı olduğunu kabul etmektir. Böyle baktığınız zaman bunun kötü bir şey olmasına aslında gerek yok. Ama biz de taviz verdiğiniz zaman o zaman kaybetmiş olursunuz. Yani bu kodlar olduğu için tabii o kodları değiştiremediğimiz zaman bu buluşmalar da daha riskli ve problemli oluyor. Ama dediğim gibi yani bütün bu vatandaşlık hareketlerinin zaten önemi lokal hareketler oldukları için işte bütün bu risk elemanlarını onlar zaten iyi biliyorlar. Yani bunu Almanya'dan gelen birisinin Türkiye'de böyle bir şey yapması mümkün değil. Biz de buradan, siz de kalkıp Türkiye'den Danimarka'daki bu olayı organize edemezsiniz. Ama Kırkayak mesela bunu Gaziantep'te yapar. Çünkü niye? Yani Kırkayak Gaziantep'teki bu kodları bilir, kültürel kodları bilir, iletişim kodlarını bilir, ön yargıları bilir. Bunları bildiği için de bu buluşmaların daha güven içerisinde ve daha sağlıklı olmasını sağlayacak ortamı yaratabilir. Bunlar o açıdan tabii çok çok önemli şeyler. Emine, senin elini görüyorum. Teşekkürler hocam sunum için. Siz anlattıkça böyle bizim mutfak deneyimimiz de böyle gözümün önünden geçti. Diğer arkadaşlarım da öyledir muhtemelen. Ben de yani o eşit ilişki kurmanın önemini nasıl deneyimledik? Belki birkaç cümle onunla ilgili konuşmak istiyorum. Biz ilk başladığımızda atölyeleri yapmaya, her ne kadar kişiler bu ortamda bulunmaya istekte de olsalar ilk başlarda apayrı yerlerde oturuyorlardı mutfak atölyelerinin buluşmalarında. Sonra ne oldu? Zamanla işte daha kaynaşık oturmaya başladılar. Birbirlerini anlamasalar da dil olarak aynı ortamda aynı sofrayı paylaşabileceklerini, birlikte o yemeği yiyebileceklerini anladılar. Ve yani bunu çok seviyorum, bu örneği anlatmayı. Türkçe başlayan bir şarkı Arapça devam etmeye başladı. Ya da Arapça başlayan bir şarkı Türkçe devam etmeye başladı. O yüzden yani hani o bahsettiğiniz eşit ilişkiyi kurmadaki o ısrar çok önemli. Ve yani onu ne kadar siz diretirseniz karşı taraf da onu anlıyor. Ve o kuralı, hani o eşit ilişki kuralını anladığı müddetçe ilişkide daha sağlam oluyor ve bizim şu an yani 5-6 yıldır arkadaşlık kurduğumuz kişiler var mutfak sayesinde. O yüzden biraz kararlı olmak gerekiyor diye özetleyeyim. Böyle olumlu zaten bitirmemiz lazım. Bunlar tabii biraz yani burada sizlerin verdiği örneklerde de yani biraz iğneyle kuyu kazmak gibi. Ama başka da zaten bunun yolu yok. Yani iğneyle kuyu kazmak, aslında bunu bir olumsuzluk yahut da pesimistlik olarak koymamak lazım. Ama insan ilişkileri biraz aslında öyle. Yani o böyle ilmek ilmek onu örmeniz gerekiyor. Yani her bir insandan, her bir ilişkiyle biraz öyle gitmesi gerekiyor. Yani bunun tabii daha geniş boyutu da var. Yani eğer bir ülke içerisinde, mesela Türkiye'yi düşünecek olursanız, Suriyelilerle ilgili genel bir olumsuz algı mevcutsa ve bu algı sürekli olarak üretiliyorsa, yani gündelik hayatta, basında, siyasette sürekli olarak üretiliyorsa, o zaman tabii sizin bireysel yahut da daha lokal düzeyde işiniz çok daha zor oluyor. Çünkü bütün o genel ortama onun karşısında hareket ediyorsunuz. Onun akıntıya karşı
gitmek zorunda kalıyorsunuz. O anlamda tabii çok önemli. Mesela iki gün önce, dündü galiba, TÜSES'in yeni Suriyelilerle ilgili yeni yaptığı bu raporu gördüm, algılamayla ilgili. Zaten yani hiçbirimizi şey yapan, hayrete düşüren bir araştırma değildi o, ama tabii Türk toplumu içerisinde son derece korkutucu bir ön yargı. Ve bu ön yargılara baktığımız zaman, yani o ön yargıların hakikaten altyapısı nedir dediğiniz zaman, birçoğunun da öyle altyapıları yok, ama bu ön yargılar insanların Suriyelilere bakışını tabii etkiliyor. Öyle olunca yani bu sizlerin verdikleri örnekler, bu bireysel dokunmalar yahut da bireysel buluşmalar çok daha zor hale geliyor, ama yapmaktan da başka çaremiz yok. O tabii yani hiç şüphesiz. Deniz'i gördüm, ondan sonra da Zeynep'in elini gördüm. Zeynep, çok kısa tutmaya çalışacağım seni de çok bekletmemek adına. Ben de aslında Emine'nin dediğine küçük bir ek ve yani sizin de verdiğiniz cevaba küçük bir ek yapmak istiyorum. O ötekiyle kurulan ilişkinin varoluşsal bir hiyerarşisi var. Bunu bir yandan hepimizin, yani bunu aşmanın tek yolunun hepimizin içinde bu ön yargıların olduğunu kabul edip bunu keşfetmeye çalışarak gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Her ne kadar bu konuda kafayı da patlatsak, kendimize gurur da duysak, hala çabalayacak, çalışacak çok şey var. Bunu öğrenmenin tek yolu da aslında o karşılaşma alanların, yani bu alanları oluşturmak birinci adımı. İkinci adımı da dediğimiz gibi bu karşılaşma alanlarının gerçekten faydalı alanlar, gerçekten birbirini tanımaya, anlamaya ve öğrenmeye dönük alanlar olması, eşit ilişki kurulan alanlar olması önemli. Biz de hem mutfak çalışmalarında hem diğer çalışmalarımızda, o yüzden birlikte yaşamı birlikte öğreniyoruz derken gerçekten soruyoruz. Gerçekten nasıl birlikte yaşayacağız? O bir arada kurabileceğimiz bir şey gibi. Bu samimiyetin olmadığı çalışmalar da çok görüyoruz. Özellikle Türkiye'de göç çalışmaları, tabii yoğun bir göçün ardından gelen AB ve diğer fonlarla oluyor. Dolayısıyla çok profesyonelleşmiş ve bir o oryantalist bakışın tekrar bir tezahürü olarak gerçekleşiyor. İşte Suriyeli kadınlarla ilgili bir çalışma yapılacaksa toplumsal cinsiyet eğitimleri verecek. Bu cinsiyet eğitimleri kim verebilir? Fransız bir uzman verebilir. Yani ne Türkiye'deki bir kadına güveniliyor, ne bir Suriyeli aktiviste güveniliyor. Dolayısıyla o zaten bu bir araya gelme alanlarının kendisinde bile o hiyerarşi çarpık bir şekilde kuruluyor, yani bütün o şeye rağmen. Ben o yüzden çok samimi bir şekilde ve Emine'nin de dediği gibi arkadaşlık, komşuluk ilişkisi kurarak bunu gerçekleştirmek gerektiğine inanıyoruz. Şimdi projelerde böyle katılımcı bilmem ne yazıyoruz. Oraya arkadaş yazmanın çok mümkün olmayacağı için. Ama gerçekten biz komşularımızla tanışmak üzerine kuruyoruz yaptığımız bütün çalışmaları. Tamer, Deniz, Zeynep. Çok teşekkür ederim. Bu kadar şahane konuşmadan sonra aslında bu soruyu sormayacaktım ama son anda dayanamadım yine. Çünkü sormasam aklımda kalacaktı. Kavramsal bir şey merak ettim hocam. Şimdi ben de makaleleri araştırırken özellikle dayanışma pratiklerini Avustralya'daki gençlerle çalışan birisinin makalesine rastladım. Melinda Herr sanırım adı. O da ırkçılık, yani gençlerdeki ırkçılığı çalışıyor aslında. Ama perverse kozmopolitanizm kavramı üzerinden yapıyor analizlerini. Bu hani perverse kozmopolitanizm de aslında sizin de bahsettiğiniz yine işte hudutsuz, sınır tanımayan bir kozmopolitanizm anlayışı ve işte bizim aslında kozmopolitan bilinç geliştiremediğimiz hala. Hani işte sosyologlar daha iyi bilir, belki hani siz daha iyi bilirsiniz. İşte Zygmunt Bauman'ın da sürekli eleştirdiği işte bu öteki korkusu, kozmopolitan bilinçle aşabiliriz meseleleri. Ben de hani bu kavramı duyunca ve sizin bahsettiklerinizde duyunca sormak istedim. Yani o daha çok işte dediğim gibi ırkçılık ve hani şunu diyor özetle, bu ırkçılıktır, bu değildir diyerek hani bunu ortadan kaldıramazsınız. Gerçek pratiklere bakmanız lazım. Etkileşime bakmanız lazım ve hani o bütün kalıpları, bu nedir, ne değildir, yanlıştır, doğrudurları hani silerek etkileşimler üzerinden bir kozmopolitanizm ortaya çıkmalı
diyordu. Hani ben de birleştirdim. Acaba yanlış mı olur yoksa sizin bahsettiğinizle onu bahsettiği örtüşür mü örtüşmez mi sormak istedim. Çok teşekkür ederim herkese, size de. Çok teşekkürler Zeynep. Yok, hiç yanlış değil. Aslında sizin söylediğiniz çok da doğru bir saptama. Yani o aradaki ilişki, yani o perverse cosmopolitanism diye bahsettiği ya da bizim işte burada hudut tanımaz, yani transgressive cosmopolitanism, bunların paylaştıkları ortak noktalar. Biz bunları aslında dipten gelen kozmopolit düşünce tarzı diyoruz. Yani o da tepeden, önceden kurgulanmış kavramlar yahut da sistematikler üzerinden değil, alttan gelen pratikler üzerinden kurulan. Şimdi burada tabii 2 saate yaklaştık. Bir de çok uzun konuştum kavramlar üzerinde. Tekrar sizi onlara boğmayacağım ama kozmopolitlik aslında iki tarafı kesebilen bir bıçaktır. O anlamda dikkatli olunması gereken bir kavramdır. Çünkü tarihsel olarak baktığımız zaman mesela sömürgeciliği de bazen kozmopolitlik üzerinden olumlamışlardır. O da şuradan, yani bir insanlık olarak bir ortak nokta bulmamız lazım. Bu ortak noktada nedir? Birinin ortak noktası olur o. İşte mesela batılı sömürgecilikte olduğumuz gibi. Ortak noktadan da bizim işte bu yerlileri medenileştirmemiz lazım. Baktığınız zaman yani eğer kozmopolitliği bir ortak insanlığımız olarak algılıyorsak o anlamda problemli olabilir. Halbuki bizlerin bahsettiği kozmopolitlik yani hem kişinin kendi aidiyetini koruduğu ama kendi aidiyetini korurken günlük pratikler içerisinde ötekiyle de birlikteliği yahut da ötekiyle de ortak insanlığı bulabileceği bir durum. Dolayısıyla yani bu perverse cosmopolitanizmde yahut da bizim bahsettiğimiz transgressive cosmopolitanizm, hudutsuz cosmopolitanizmde olduğunuzdan vazgeçmeniz gerekmiyor. Yani eğer Türk olarak tanımlıyorsanız kendinizi, Müslüman olarak tanımlıyorsanız, Kürt olarak tanımlıyorsanız, Alevi olarak tanımlıyorsanız, böyle tanımlamanız sizin ötekiyle eşit ilişki kurmanız ve ötekiyle birlikte olmanıza bir engel teşkil etmemesi gerekiyor. Çünkü çoğunlukla bunun engel teşkil etmesi bizim bu kimlikleri kapalı ve tekli olarak düşünmemizden dolayı ortaya çıkıyor. Onun için zaten farklı olan bizde korku yaratıyor. Halbuki farklı olandan korkmamayı öğrendiğimiz zaman o zaman kendi kimliğimizin de güvende olduğunu, yani kendi kimliğimizin güvenliği aslında o farklı olandan duyulan korkuyu yok etmekten de geçiyor. Eğer farklı olandan korkuyorsanız o zaten sizin kendi aidiyetinizden de çok emin olmadığınız anlamına geliyor. Eğer farklı olan sizde böyle bir korku yaratıyorsa. Onun için zaten çok doğru bir saptama yaptınız. Yani bu kozmopolitliği daha dipten gelen, alttan gelen pratikler olarak düşündüğümüz zaman o zaman herhangi birinin doğrusu ya da herhangi birinin tanımladığı bir çerçeve üzerinden ortak insanlığı değil, birlikte olan iletişimlerimizden, belki kavgalarımızdan, çatışmalarımızdan, onlardan bir noktaya çıkıyoruz. Mesela biz bu yaptığımız araştırmada Avrupa'daki asimilasyon ve çok kültürlülük tartışmalarına baktık hudutsuz kozmopolitlik kavramından önce ve bizim mesela çok kültürlülük kavramına yönelttiğimiz bir eleştiri kimle yaptığımız araştırmada çok kültürlülükte birbirimizin farklılığını kabul ediyoruz ama orada duruyoruz. Yani çok kültürlülük tartışmalara baktığımız zaman orada doğru bir hareket bu. Yani farklılığın tanımlanması söz konusu ve insan haysiyeti açısından birbirimizin farklılıklarını kabul etmemiz çok önemli. Ama bu farklılıkları kabul ettiğimiz zaman bu farklılıklarla birlikte nasıl yaşayacağımız sorusunun cevabını çok kültürlülük bize vermiyor. Vermediği için de farklılıklar birbirinden ayrı yaşayabiliyor çok kültürlü düşünce sistematiğinde. Halbuki bizim burada söylemek istediğimiz diyoruz ki farklılıkları tanımladığımız zaman
o farklılıklarla birlikte nasıl yaşayacağımızın çerçevesini de çizmemiz lazım. İşte o çerçeveyi de ancak çoğulculuğu kabul ederek, eşitliği kabul ederek, katılımcılığı kabul ederek ve o ilişki neticesinde bizim de değişebileceğimizi kabul ederek kurabiliyoruz. İşte onu kurduğumuz zaman bu bizim dipten gelen yahut da daha alttan gelen, sizin söylediğiniz daha bu yani perverse cosmopolitanism tarzında da bahsedilen bir yaklaşım doğmuş oluyor ki o çok daha tabii sağlıklı yerlere götürebiliyor bizi. Teşekkür ederim. Bugün çok uzattık. Sizleri de tuttuk. Saat 7 oldu. Ama son işte dediğimiz gibi son oturum bu olduğu için son oturum olmasının verdiği hakka sığınarak sınırları, süreleri, saatleri aşarak 2 saati doldurduk. Bilmiyorum başka söz almak isteyen, soru sormak isteyen var mı? Eğer yoksa biz yavaş yavaş kapatabiliriz herhalde. Ben kendi adıma çok mutlu oldum sizlerle birlikte olmaktan, bu grupla birlikte olmaktan. Tülay Hocam bizi A1'e davet ettirdi ama öyle yapmak yerine ben diyeceğim ki Vural'dan söz alacağız. Geldiğimiz zaman Türkiye'ye bu grubu bir masanın etrafında toplayacağız. Daha uzun, daha detaylı konuşacağız. Bilmiyorum kimin de söylemek istediği bir şey var mı kapatmadan önce? Do you have anything to say to Kim before we close? Ben sadece çok kısa bölebilirsem bu toplantıların nasıl geçtiğiyle ilgili biz mümkün olduğunca kendi aramızda tartışıyoruz. Nasıl geliştirilebilir veya etkileşimimiz hayal ettiğimiz gibi oldu mu? Bunun yöntemlerini geliştirip ilerleyen günlerde sizinle de bir daha konuşmak, bir araya gelmek, bir şekilde bu aktarımları almak istiyoruz. Evet. Hı hı. Ya bu konuda Kim Hoca'ya yaptım ama bence yani biz aslında Feyzi Hoca'yla da konuşuyoruz bunu. Bunu ileriki dönemde bu tür eğitimleri biraz devam ettirmek, yani bu tür atölyeleri devam ettirmek, belki daha ileride bunları fiziki olarak devam ettirmek gibi bir düşüncemiz var ilerisi açısından. O yüzden böyle herhalde ileride bir gün Deniz yine yapıp bir araya geleceğimiz bir saatlik bir toplantı yapabiliriz. Feyzi Hoca ve Kim Hoca'nın da katıldığı bir toplantı yapabiliriz. Yani açısından Feyzi Hoca'ya da, Kim Hoca'ya da ve diğer Suzan ve diğer hocaların hepsine çok teşekkür ediyoruz. Biraz bizim derdimiz aslında Türkiye'de bu göç meselesini biz çok böyle içeriden konuşmaya başladığımız bir döneme yavaş yavaş evriliyordu. Çünkü çok fazla bu tür eğitimler yapıyor ama yani o global göç alanda globalde ne tartışılıyoru kaçırmamak adına biraz aslında bu dersleri yapmak istedik. Çünkü dünya sadece göç alanında Türkiye'den ibaret değil ve dünyanın her tarafında bir göç durumu var, olgusu var ve dünyadaki deneyimleri özellikle öğrenmek, bilmek gerektiğini düşünüyorduk. Ve o yüzden de aslında bilmiyorum tam ama bizim Antep'in çeperinde olan 10 üniversiteden böyle genç akademisyen arkadaşlar, yani işte yüksek lisans doktora yapanlara öncelik vererek bunu tasarlamıştık. İleride bunu yani bu yaptığımız işi biraz değiştirip dönüştürerek eğer sizce de faydalı olduysa biz kurumsal olarak devam ettirmek taraftarıyız. Ve özellikle bu dayanışma örnekleri üzerinden göç meselesine bakan kurumları belki bir araya getiren şeyler yapılabilir. Bu alanda çalışan akademisyenler bilmiyorum bile eğer böyle bir toplanırsak detaylı konuşuruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İşinizi görmüştük ya da işinize yaramıyor. Peki. Başka söz söylemek ise Tülay Hoca'nın bir ara elini gördüm ama. Yok hocam, alkışlamak istedim ama yanlışlıkla el kaldırmışım. çok tekrar madem açıldı, hakikaten tüm arkadaşlarla
öğrenci arkadaşlarımla, meslektaşlarımla sizlerle birlikte olmak bir ayrıcalıktı. Çok teşekkür ediyorum. Artık Antakya'da mı olur, Antep'te mi olur bilemem ama en kısa sürede bir araya gelmek ümidiyle. Hoşçakalın. Her yerde bir araya geliriz. Hadi. Önce Antep'te, sonra Antakya'da, her tarafta geliriz bir araya. Thank you, everyone. Such a wonderful group and such a wonderful set of conversations. And I really hope we'll be able to continue and to meet again. And of course, if we were there in person, we would share food, which is important, or tea or something together as well. So I hope we will have that opportunity. And of course, if anyone finds themselves coming this direction as well, you have a place to stay. So, you know, you can contact us. So we hope we'll see you all again. And I just wanted to also really, Kirkak, you know, Ral, Ayşegül, everyone at the team, Deniz, just looking at Emine, Murat, I mean, everyone who's involved in Kirkak, it's such a wonderful organization and work that you do truly. And so, you know, obviously that's a testament by the group that you've brought together in running these series. So thank you for organizing this. Great, and hope everyone is well. Keep well. Evet, son olarak tabii Ahmet Bey'e de gene teşekkür edelim. Çünkü onun tercümeleri olmasa bu seminer serisini yapamazdık. Bazı zamanlarda yani son derece kavramsal, zor, teorik konulara da girdik. Ve çok büyük bir ustalıkla tercüme etti bu sessionları. Onun için Ahmet Bey'e de tabii çok teşekkür ediyoruz. Ve yes. Can I also just add a very big thank you to Ahmet? Yes, thank you. Amazing translation. And that is a huge amount of work. So I really have appreciated it. Thank you so much. Evet. Ve bundan beraber en son gene ben de tekrar Kırkayak'a teşekkür ederek, çünkü Kırkayak her zaman bize ilham kaynağı olan bir kurum. Bu fikir de bizden değil, yani ben ve kimden değil, aslında Kırkayak'ın ve Vural'ın bize getirdiği fikirdi. Gene onlar düşündüler tabii bu orijinal düşünceyi, yani bizleri bu bir araya getirmeyi. Onun için ben tekrar teşekkür ediyorum. Hem Kırkaya hem hepinize, birlikte olmak çok güzeldi. Hepiniz sağlıcakla kalın. İnşallah yüz yüze de görüşeceğiz. Yes. And just again a big shout out to all the people who participated as well from our end. Hepinize. Giving lectures. Hepinize. Yes, everyone. Thank you. Bye. Bye bye. 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 Bye.